Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Burak Kural ve Savaş Çorlu'yla birlikteyiz bu gece. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. İyiyiz. Burak'la bayağıdır yayında karşılaşmıyoruz. Evet, bayağıdır. En son gerçi yine son sayfada beraberdik. Bayağı oldu senin ama. Senin geçmiş doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim, senin de. Arda günlermiş, 10-11 doğum günü. Bu sene o zaman 10'u 11'e bağlayan gece yaparsak... Son sayfayı. Olur yani. Evet. Tam. Aynı güne denk gelirmiş o yani. O zaman ikinizin de doğum günü buradan kutlayalım. Bugün teşekkür doğanların da. Teşekkür ederim. Dün de benim arkadaşımın doğum günü. Burak Cebeci. Onun da doğum günü kutlu olsun kardeşim. Herkesin nasıl doğum geçti haftanız? Hafta sonuna giriyoruz artık. Maç olmayınca hafta güzel olmuyor. Şu anda biraz ertemeli bir iki gün maç olacak. O yüzden maç olmayan her gün maç ligin sonuna yaklaşıyor. Lig sonunu ne yapacağız bilmiyorum yani. Şimdiden onun transfer hareketliliği tabii başlayacak ama maç olmadığı zaman. Ligi bitirdin mi Savaş? Gibi. Galatasaray'ı takip edenler biraz daha artık şampiyonluk öykülerine geçtiler. Biraz sezon nasıl geçti onu şu anda böyle bir tarıyorlar, bakıyorlar. Bir de tabii ki transfer. Transfer bu sene evet. Konuşmaya başladık programlarda bile artık. Ya tabii artık biraz daha şampiyonluk netleştikçe şimdi takımda konsantrasyon bozulmasın diye çok fazla transfer ön plana çıkmıyor ama yavaş yavaş başlanıldı yani transferler. Özellikle Galatasaray Şampiyonlar Ligi önlenmesi de oynayacağı için şampiyon olması halinde. Bir de kaç tane değil mi? Üç tanesi kesin gibi gözüküyor. Dolayısıyla erken sezon açılacak. Tabii. Kampa erken gidecek. Kolay tatil işte. Kısa sürecek. O derin kadro lazım bir de. Derin kadro lazım. Gidecek olanları da düşündüğümüz zaman. En kötü Avrupa Ligi'ne devam edeceksin. Tabii. O yüzden en hareketli transfer dönemi sanki Galatasaray'da yaşıyor. Yani gelenler gidenler. Şampiyon takımı olduğu zaman biraz daha transferde tabii ki hem gideceklerde hem gelenlerde avantajın evet olacak. Kiralıklar var. O yüzden hareket başlar yani. Hem şampiyonluk hem de transfer. Burak, senin nasıl geçti haftan? İyi, yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Maçlar çok fazla. Her yerde maç var biliyorsun. Süper Lig'de olmasa da. Evet. Başka yerlerde olsa biz yine. Şampiyonlar Ligi, aynen. Avrupa Ligi. Evet, bravo, çok güzel bir maç vardı. Maçlarını takip ettik hafta içinde. Evet. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde rövanşlar nasıl olacak? Kimler gelecek? Merak ediyoruz İstanbul'a. Messi, Ronaldo'suz da çok keyifli değil sanki ya. Avrupa. Hı? Ya yenileri geldi artık. Alışalım yani mı diyorsun? Ben. Yani Vinicius Junior'lar geldi, Haaland'lar geldi, Mbappe'ler geldi. Artık onları konuşuyoruz yani. İşte Mbappe bir de çıkabilse yarı finallere. Ama evet, bakalım. Bir de bugün bizim yayın öncesi haber aldık. Zeki Uzundurkan'ın kıymetli kayınpederi vefat etmiş. Ona da buradan bir başsağlığı dileyelim. Eşinin babası. Başsağlığı diyelim. Baş bugün ben de Allah bir cenaze edelim. Allah rahmet eylesin. Ultra Aslan'dan bizim tribünlerden de Uğur Yüz abimiz vardı. Onun da eşi vefat etti bugün. Cenaze edelim. Bütün Ultra Aslan eski yöneticiler oradaydı. Galatasaray'da bayağı kalabalık bir cenazeydi. Başsağlığı diliyorum ikisine de. Allah rahmet eylesin. Yani böyle günlerde bugün gerçekten de camiye bir gittim. O tribünlerde bütün yöneticiler, eski yöneticiler oradaydı. Demek ki hakikaten sevinmek. Ultra Aslan'ın tribündeki abilerimiz, dostlarımız oradaydı. Güzel bir şey oluyor orada. Yani moral oluyor o günün. Çünkü insanların acı günde beraber olması. Buradan herkese selam olsun. Başsağlığı diliyorum. Orada cenazeye giren Ultra Aslan, Uğur Ris abimize. Peki Galatasaray'la başlayacağız. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları var. Bir onları getireceğim ekrana. Sponsorluk anlaşması töreninde konuştu ama özellikle deprem bölgesine yapılan yardımlara da değindi. Devam edeceğini söyledi. Bir izleyelim. Evet, bu konudaki hassasiyetini teşekkür etmemiz lazım. Dursun Özbek'ine tebrik etmemiz lazım. Hatırlatması, bunun için hala çaba göstermesi ve devam edeceğini vurgulaması. Orada belki hani çok fazla gündeme getirmiyoruz. O günlerdeki gibi burada konuşmuyoruz ama hala her ihtiyaç acil durum. Yine yardıma çok fazla gereksinimin olduğu bir vaziyet var. O günler hep söylemiştik, bunu unutmamak lazım. Sürdürmek lazım. Aynı o ilk verdiğimiz tepkiyi, olumlu anlamdaki o yardımlar. Şöyle bir geriye dönüp baktığımız zaman nasıl bir birliktelik vardı. Unutulmaması gerektiğini sürekli vurgu yapıyorduk. Bugün unutulmaması gerektiğini Sayın Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu da çok net bir şekilde bize gösterdi. Stuttgart'ta güzel bir yardım, 1 milyon euro. Konteyner karşılığında kullanılacak yardım amaçlı. Galatasaray zaten bunu daha önce müzayedeyle de çok ciddi bir gelir elde etmişti. Evet. Sayın Dursun Özbek bunu devam edeceklerini ifade etti. Stuttgart'ta bir hazırlık maçı. Volkan Demirel Hoca'yla da konuştuklarını, hatta Volkan Hoca'nın kadro nasıl kuracağım
ifadesinden sonra ya çıkar işte nasıl bir takım çıksa amaç belli. Amaç orada nedir? Yardım. Yani orada olur mu bilmiyorum ama güzel bir düşünce. Belki şöhretler maçı olabilir. O bile güzel daha olur. Daha özel bir evet organizasyon. Evet, o bile güzel olur. Bolcu yani, orada şimdi kimseyi oynatamaz Volkan Hoca da. Orada şöhretler falan çok daha iyi olur. Zaten bence. Orada onu demek istedi. Yani bulun aynen. Birisini. Orada herkes gelir. O şöhretler biraz daha anlamlı olur bence. Eski futbolcular, veteranlar yani yaşlısı, genci hiç fark etmez. Moral de olur çevre altında. Hem moral altına. Olur hem de orada çok güzel bir destek olur. Yani hem maddi anlamda hem manevi anlamda. O da önümüzdeki günlerde ligin bitimiyle beraber de olabilir. O takımı yapmak da kolay değil ama bugün futbolu bırakmış kişiler de o ligde tatile hemen çıkmayacak olan kişiler de gelip ona destek verir. İnşallah söyledikleri olur. Galatasaray bu konuda ilk başından beri öncü ve bu öncülüğünü de devam ettiriyor. İnşallah daha yukarılara çıkarak devam eder. Mutlaka diğer kulüpler de bunu yapıyordur, yapacaktır da. Bizler de aynı şekilde. Ne gerekiyorsa inşallah devam ettireceğiz. Güzel bir şey yani bugün baktığım zaman unutulmadığını, unutulmamasını gerektiğini bugün bize bir kez daha hatırlattı Galatasaray yönetimi. Teşekkür ediyorum Dursun Özbey ben de ya. Ben de teşekkür ediyorum kesinlikle. Bu arada devamı da gelecek demesi çok önemli. Bu olaya sponsor olan oradaki yardım kuruluşu için de aynı şekilde. Bunların devamı gelmeli. Böyle oradaki, sana da söz vereceğim ama aklıma geldiği için söyleyeyim. Birçok yerli küçük girişimci var. Orada satışları azalan, oradaki afet nedeniyle azalan nüfus onları çok etkiledi. Yani orada sadece evi yıkılanlar değil, bir yandan da ekonomik olarak çok kötü durumda olanlar var. Evi hasar gören, başka eve taşınmak zorunda kalan, geçimlerini sağladıkları birçok alanda da aslında kesintiye uğradılar. Üreticiler bile satışlarını her zaman yapamıyorlar yaptıkları gibi çevreye. Buradan sipariş vereceğiniz şeyleri o bölgeden alabiliyorsunuz. Özellikle birçok online alışveriş platformlarında da var bu. Kendiniz de yazdığınızda çıkıyor aslında. Ben biraz kendim araştırma yaptım, buldum. Yine alışveriş sitelerinde de var afet bölgesinden üretici ve satıcı diye. Alışverişinizi normalde aldığınız şeyleri oradan alabilirsiniz mesela. Bu bile bir destektir. İlk etapta yaptığımız yardımlar hani tabii ki çok önemliydi ama böyle daha pasif bir şekilde de oraya desteği sürdürebilmek adına alışverişlerinizi oradan yapabilirsiniz. Çok doğru bir çağrı ve o bölgelerin de hepsinin kendisine yöresel şeyleri mevcut. Onun dışında evet, bir de işte, çünkü çok güzel şeyler, doğal organik ürünler işte, çok, alabilirler. Çok güzel bir çağrı. Bunu ben de buna uğrayacağım. Ben zaten Malatya ve Antep'ten her sene bir takım şeyler oluyordu. Hatay'ın o meşhur mutfağı zaten biliyorsun o çok özellikle başka bir şey. Özellikle işte mesela orada satışları azalan üreticileri sizin karşınıza çıkarıyor alışveriş platformları da. Onlarla birebir mesajlaşarak da iletişim kurabiliyorsunuz. Bunun o için açıdan çevremize de bu konuda duyarlılık, bizlerin de bu konuda yardımcı olması lazım. Ben bu konuda güzel bir şey dile getirdin. Yani burada da ben de öncülük yapacağım. Yani gerek sosyal medyamda. Normal bir zamanda yapsan mesela burada bile dedikodu olur. Acaba komisyon mu alıyor bunu yapıyor ama burada... Yok yok ya ben de... Yok bunu tamam, özellikle vurgu yapmam lazım. Tamamen isim vermiyorum o yüzden. Evet. Ama bu konuda çok net bir şekilde bizim de öncülük yapmamız lazım. Evet. Güzel bir konuya değindin yani bu da önemli. Oradaki esnafın da buna hem maddi anlamda hem manevi çok anlamda ihtiyaç çok ihtiyacı var. Çünkü zaman da tam çünkü oradaki ürünlere toparlanmaları toparlanma lazım. Zamanı, evet. Ya belki tek kolu kanadı bu geçim kaynağı. Kesinlikle. O bir kesintiye uğradı. Onun toparlanabilmesi. Ya o esnafın ya da o üreticinin toparlanması çevresindekilere de yarıyor çünkü. Farkında olmadan bir noktaya destek olurken birkaç farklı noktaya da destek olmuş olabiliyoruz. Yani o üretici işveren aynı zamanda birçok kişiyi çalıştırıyor. Onların evet. Aileleri var. Bir de işin psikolojik tarafı var. Sadece maddi tarafı değil. Bir şeyler üretmeye devam ederlerse sürekli üreten bir insanın şu an o üretmeleri, üretimi yapamaması maddiyatın yanında manevi sıkıntıları da oluşturuyor. Evet. Tekrar çalışarak çok daha rahat, daha iyi atlatabilirler bu dönemi. Bu anlamda da çok teşekkür ediyoruz Melike sana bunu bize hatırlattığın için. Rica ederim, ne demek. Biz de tabii daha bilinçli bir şekilde burada aksiyon alabiliriz. Savaş abinin dediği gibi sosyal medya olur. Zaten biz kendimiz aksiyon alırız. Ancak etrafımızı da bildirmek adına tekrar teşekkür ederim. Ya Melike'nin söylediğinden sonra şimdi bizi izleyenler mutlaka bunu diyecektir. Evet ya çok güzel bir fikir. Biz de mesela elimizde sosyal medyadan şuraya bakalım. Mesela Malatya'da şu anda işte belli ki önümüz yaz.
Evet. Ne dönemi? Kayseri dönemi. Bir tarafa bakıyorsun fıstık, işte salça vesaire. Evet. Ve diğer birçok şeyleri tek tek saymaya gerek yok. Ya bunu buradan almalıyız. Buna işte buradan sosyal medyaya girelim. Kimler satıyor? Özellikle küçük işletmeler tabii ki burada önemli destek olmamız. Küçük işletmeleri biraz daha korumamız lazım. Hatta hani büyük markaları değil. Pazarlık bizde çok fazla olur ama burada pazarlık yapma zamanı değil. Mümkünse değil. Burada. Değil. Evet. Bundan bana işte 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo ne kadar şu kadar deyip onu bir şekilde destek zamanı olduğunda belirtelim. Peki devam edelim şimdi. Icardi ile devam edeceğiz. Mauro Icardi 69 dakikada bir tabelayı değiştirirken 14 puanlık da katkı vermiş Galatasaray'a ki bu Icardi bu sene çok da istikrarlı oynamamıştı sezonun başına baktığımız zaman. Bu istatistiğe bakınca diyorsunuz ki acaba bütün sezon oynasaydı nasıl bir performans sergilerdi? Gelin ayrıntılara hep birlikte bakalım. Peki bu Icardi Galatasaray'da kalır mı? Burak Kural seninle başlayayım. Icardi kalır mı? Yani tabii kalması hem lig hem de Galatasaray açısından iyi olacaktır. Ligin kalitesi anlamında çok çok da aslında güzel bir şey söyledin. Yani ligin tamamında oynamadığı ne bileyim işte çok dalgalı performansları oldu ama çok önemli bir oyuncu. Zaten çok önemli yerleri gördü. Buradan giderse yine iyi bir yere, majör bir lige gideceğini düşünüyorum. Ya sadece golleriyle değil, aynı zamanda çok önemli asist katkıları yaptı, kritik zamanlarda kritik goller attı. Ve gerçekten Galatasaray'ın şu anki liderliğindeki en önemli pay sahibi oyunculardan bir tanesi. Tabii hani istikrarlı oynasa, her maç aynı oynasa buralara gelmezdi. Tabii, ya, o da etkili ama buralarda kalır mı diyerek Savaş'a biraz da böyle bilgileriyle harmanlanmış bir şekilde sorayım. Şimdi Galatasaray yönetiminin bizlere vermiş olduğu bilgi de kalacak gibi. Evet. Kalması için çalışıyoruz. Icardi burada mutlu olduğunu ifade ediyor. Ama burada şimdi kaldı demek için gerçekten daha somut hiçbir şey yok. Sadece bir şey var. Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Ama henüz daha bonservis alınmadı. Öncelikle bonservis. Bu bonservis için konuşulan rakam 8-9 milyon euro civarı. Yani bir aşağı bir yukarı. Bir de burada hiç konuşamadığımız bir yıllık ücreti olayı var. Galatasaray bu transferi çok uygun şartlarda gerçekleştirdi. Orada aldığı net rakam 7-7,5 milyon euro civarıydı bize gelen bilgiler. Bu rakamda fedakarlık yapsa, ne kadar yaparsa yapsın herhalde yine bir 5 milyon euro hadi falan. Hadi 5 yapsın yani. 5 milyon euro da çok çok iyi bir para. Galatasaray çünkü başka transferler de yapacak. Ben tam olarak kaldı diyemiyorum ama Galatasaray yönetiminin bizlere verdiği bilgi şu anda kalacak gibi gözüküyor. Fakat bir taraftan da sezon başına gidiyorum. Icardi'nin Galatasaray'a transfer olmadan önce son güne kadar beklediğini varsayalım. Burada da şu anda geçtiğimiz hafta bu son oynanan Başakşehir maçından önce menajeri buraya geliyor. Florida Eğitman izliyor. Yönetim kurulu odasından resim paylaşıyor. Sanki imza atılmış gibi o yönetim kurulunda imza atılan masadan. Klasik menajer oyunları vardır biliyorsunuz yani. Bu çok transfer zamanı gelir, stat'tan resim paylaşır. Sonra bir taraf stada gider. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe üçgeninde. Bu menajerler bu konuda çok uyanık davranıyorlar. Ben menajerlere çoğu zaman samimi bulmam. Hep söylerim bana kızıyorlar niye bu şekilde diye. Burada da böyle bir maç öncesi ertesi gün o resmi görenler Icardi Galatasaray'da kaldı yorumlarını yaptı. Çünkü öyle bir şey ki yönetim kurulu ya. Yönetim kurulu masasına girmen için imza olması lazım. Menajer bir defa orada ne işi var? Ben... Ama? Masadan bir de yani resim paylaşıyor. Ve bir gün önce orada maçı Galatasaray kazanıyor. O resimle beraber sosyal medyaya bir baktım Icardi Galatasaray'da kaldı. Böyle olduğu zaman karşı tarafta X bir kulüple görüştüğün zaman ben Galatasaray kulübünde yönetim kurulundan resim paylaştım. Pazarlıkta Galatasaray'ı o zaman kullanır bir vaziyete gelirsin yani. Şu anda gerçekten çok erken. Kalmasını ister miyim? Çok net isterim. Henüz daha %50. Yani bir defa bonservisi için daha şu anda ödenen bir rakam yok. Bonservis pazarlığıyla... Hala %50 mi? Yani... Bonservisinin alınıp alınmama ihtimali. Kalmasını olarak görüyorum. Yani Galatasaray'da kalması. %50 her şeyiyle. %51'i görmedim ben daha yani. Çünkü Icardi dediğin gibi majör liglerde şu anda mesela Milan'la adanılıyor. Milan'la bundan 2 ay önce de adanılıyordu. Milan'dan gelecek olan teklif nasıl bir teklif? Ya Ciro oynuyor işte oralarda. Yani Ciro'dan tam formda hazır bir Icardi'nin Ciro'dan bir eksiği yok. Ama işte orada Ciro kalır mı? Orada i̇şte örnek hani Ciro'lar oynuyor işte oralarda. Yani Icardi de o seviyede oynar demek orada istiyorum. Orada işte transfer planı ne olacak? Başka takımlardan teklifler geldiği anda nasıl bir reaksiyon verecek? O
7,5 milyon euroya alan bir adamı 5 milyon euroya çekmeye çalışırken bana Milan 7 milyon euro veriyor dediği zaman o pazarlık aşamasında. Ben şu anda da Icardi'nin ligin bitimine 4 hafta var. Bir menajer oradan bir resim paylaşıyor. Biraz erken kızıştı ortalık. Zor bir transfer yani gerçekten. Net olarak zor görüyorum ben. Peki de, öncelik ne Galatasaray'da şu an? Bir de Weghorst örneğini hep veriyorum. Weghorst'un Galatasaray, Beşiktaş bonservisini alacak derken Weghorst bir golden gitti. Sonra bay bay yaptı gitti. Ya burada transferde her şey olabilir. Kalmayı istiyor. Himmet Değişi'nin daha pazarlık aşamasında biliyorsunuz çok sıkıntılar da çıkarabiliyor. Fedakarlıklar. Şu an için derken şampiyon olduktan sonra belki biraz daha farklı olabilir. Önceliği ne dersen şu anda önceliği şampiyonluk. Hayır. Galatasaray'ın önceliği şu anda şampiyonluk. Şampiyonluk diyelim ki ilan edildi. Oyuncular içinde bonservis önceliği kimin? Icardi'nin mi? Icardi ve Raşitsa. Hangisi daha önce gelir dersen... Yani Raşitsa'nın da alternatifi baktığın zaman var ama yok. Icardi'nin şu anda hiç alternatifi yok. Tabii Icardi daha zor. Raşitsa gibi bulursun. Raşitsa gibi bulursun. Bir de Gomis'in futbolu bırakacağını, Galatasaray'dan ayrılacağını düşünürsek şu anda başka bir golcü yok. Tabii. Icardi ile anlaşamadığın zaman 3 tane birden golcü alman lazım. Şimdiden golcü arıyordur herhalde Galatasaray. %100. Bulmuştur da hatta adaylarını. Var. Evet, daha önce isimleri çıktı. Birkaç tane çok önemli isimler çıktı. Görüşmeler, ön görüşmeler, menajeriyle görüşmeler oldu. Ama Galatasaray'ın sezon başından beri söylediğim bir şey, Galatasaray'ın önceliği bana göre sol bek olmalı. Forvet tabii ki şu anda. Icardi'yi en azından %50 olarak görebiliyoruz. Icardi şu anda elinde bir %50 payım var. Ama bir sol bek olarak şu anda %100 olarak baktığın zaman olmayan bir sol bekim var. Sezon başından beri Galatasaray sol beksizle rağmen buraya iyi geldi. Yok çünkü elindeki sol beklerin Galatasaray'ın şöyle baktığımız zaman Nakatoma'dan bu tarafa Galatasaray bir sol bek bulamadı aradığı sol beki. Ve Şampiyonlar Ligi olursa bir de. Elindekilerle olmaz. Bu Şampiyonlar Ligi'nde evet yani Şampiyonlar Ligi'nde kadroyu çok fazla bozmak istemeyen bir Galatasaray var. Çok ciddi teklifler gelecek. Burada Torreira var. Baktığın zaman Nelson var. Sasha Boy var. Bu üç oyuncuya gelen teklifleri ben Galatasaray yönetiminde olsam Şampiyonlar Ligi'nde yapıyorsam üçüne de hemen şeyi kapatman lazım. Teklifleri. Tabii ama işte işinde bir realitesi var. Yani maddi realitesi var. Tabii onu Savaş Çorlu daha iyi bilir kulübünün içeri, yani daha yakın kulübe. Dolayısıyla daha fazla istihbaratı vardır ama kolay da değil tabii ki. Bir de çünkü ya pahalı da bir kadro Galatasaray kadrosu. Zaten hani o liderlik de öyle kolay gelmiyor. Hani mütevazi bir kadroyla lider olmadı Galatasaray. Çok ciddi bir kadroyla lider oldu. Bugün Torreira, net söyleyeyim Torreira da yani zaten oralardan geldi. Yine majörliklerde çok rahat bir şekilde forma giyebilir. Yani bazı maçlar çok düştü kabul ediyorum ama ciddi bir tek başına tutuyor orta sahayı yani. Tabii Sergio Oliveira da çok önemli futbolcu ama Oliveira'nın böyle savunma katkısı düşük. Yerini çok fazla kaybediyor. Yani o ayrı konu. Çok müthiş bir oyuncu bu arada. Yani ayakları falan, oyun görüşü. İnanılmaz hırsı, saygı duyuyorum. Hırsı, müthiş bir oyuncu. Tabii oyun ki lider bir hırsı. Oyuncu. Hiç lafım yok. Bence en kaliteli 8.5 ligin Oliveira. Ama Torreira daha arka tarafta bütün tırnak içinde pis işleri yapan bir isim. Bir de ayağı da bozuk değil aslında. Çok öne oynamıyor, risk almıyor ama normalde ayağı da fena bir oyuncu değil. Ve bence orada en fazla risk edilecek Boye. Boye'nin yerini daha rahat doldururuz. Ama özellikle Torreira, Icardi, tabii her oyuncunun yeri dolar da... 15 milyona satar mısın 15 milyon euroya Torreira? Dün bu haberi konuşmuştuk. Ya Torreira şöyle bir şey var. Torreira gitmek istemiyorsa dediğim gibi benim de çok büyük bir maddi problemim yoksa satmak istemem. Çünkü Torreira'nın yerini alacağın oyuncu da yani ne kadara gelecek ki sana? Onu tartışmamız lazım. Yani scout ekibinin işi. Bu scout ekibi diyorsa ki bana hocam 3 tane alternatif var. Bunları da biz 15'e aldığımızda onu o paraya bunları dolduracağız. O paranın altına doldurması lazım ki Torreira'yı çıkartın. Çünkü her transfer risktir Melike. Sonra birkaç tane oyuncu alıyorsun bir de. Fazla. Ben tam fazla, oraya geleceğim. Fazla. Mesela şimdi o bölgede son yıllarda kimi hatırlayalım? Melo'yu hatırlayalım mesela. Melo çok... Fernando. Uzun yıllar. Evet. Fernando'dan sonra gelen transferlere bakıyorsun orayı doldurmadı ki Fernando kısa süre kaldı. Melo uzun süre kaldı. Evet. Şimdi burada biz yani Lucas Torreira'nın takımdan ayrıldığını düşünürsen öyle bir ismi, öyle bir nokta transferi bu kadar kısa süre tutan bir ismi bulmak kolay olmuyor. Ya bir de her transfer ben yıllarca uğraştım bu işlerle. Her transfer çok büyük risktir. Melike istersen Premier Lig'den al. Uymaz. Buraya uymaz. Birçok örnekleri tabii var. Canım, takımı uymaz. Psikolojisi değişir oyuncunun. Evet. Ama şimdi Torreira ne? Torreira buraya alıştı, oturdu. Devam et. Bozma mümkünse. Burada Avrupalı'ya bakmak lazım. Premier Lig'de işte Serie A'daki takımlar. Ya çok az transfer yapıyorlar Melike. 4-5 tane oyuncu sokuyor. 3 sene önce kiralıklarla beraber Rüya Orta Saha demiştik hatırlasana. Mesela Fatih Terim zamanında
Evet. İkinci döneminde öyle bir uzun boylu, kısa boylu 3 tane Avrupa'nın çok iyi toptale vurduğu zaman 60-70 milyonluk orta sahaydı. Sezon sonunda 3'ü birden gitti ve... Biraz izleyici yorumları ve sorularına bakalım isterseniz. Murat Güloğlu yazmış. Icardi Paris Saint Germain'de 7,5 milyon alıyor. Şunu unutmayalım ki Paris'te Arap sermayesi var. Paris Saint Germain'de de Arap sermayesi var diyor. Normal şartların üzerinde para ödüyor zaten oyunculara demiş. Orada Paris'te kalacağını düşünmüyorum zaten. Yani ben evet, Messi varken olmaz bir defa. Yani Paris Saint Germain. Messi de var mı acaba? İşte bak onu geçen sene de söyledim mesela geldiği zaman. Messi varsa olmaz. Messi giderse bir anda planlama değişebilir. Ben yine de tutacağını düşünmüyorum biliyor musun? Yani Messi de gitse ben yine Paris Saint Germain'de kalacağını düşünmüyorum Icardi. Ya eğer erken bir şampiyonlarda yarı final yapamadılar. Bir defa, oraya daha isimli bir isim alacaklar. Eğer o transfer süreci daha erkenden bitmeyi Paris Saint Germain orada tok satıcı oynarsa kamp süreci başladığı zaman ben kampa getirmeni istiyorum. Yani kampa geleceksin derse gidecek bir defa ya. E tabii. Oraya kadar bir şey olmazsa. Ondan sonra Gezal da gitti ya oradan geldi. Doğru. Bir soru Selman Bey'den. Sergio Oliveira düşüşte, Mitro ise çıkışta. İstanbul Spor maçında Mitro ilk 11 ile ödüllendirilir mi? Tek problem Mitro bench'ten gelince çok etkili oluyor. İlk 11 az oynadı ve genelde çok etkili olmadı. Kendisi bir süper. Hani bu vardır ya genelde sonradan. Süper dedik. Konsol evet. Oyunlarında da var. Aynen tabii aynen. Rozet var. Mitro'nun Sergio Oliveira, Lucas Torreira'nın ne oluyor da süper yedek. Şeyi çok biraz belki fazla olmadı. Bir tane gol attığı maç var. İki maçta oyuna hoca biraz geç. Okan Hoca'nın kazanan kadroyu bir türlü bozmama gibi bir şey vardır. Alışkanlığı vardır. Bunu daha önceki takımlarında da iyi oynayan oyuncu ve kazanan kadroyu kolay kolay bozmuyor. O yüzden de Galatasaray'ın 11'ini sokağa çıkalım herkes sayabiliyor. Bir sol bekte kalırlar. O da belli. Orada şu, belli ya da yani. Şu. Kadrosu ezbere. Yani ben Micho'yu transfer olduğu zaman Sergio'nun önünde görüyordum. Kerem'le de çok tartıştık bunu. Sergio sonra bu formu yakalamıştı ama 3 maçtır da bir düşüş var. Yani 3 maçtır ciddi bir düşüş var. Onu da biraz tabii ki son viraja bağlamak lazım. Düşüşün olduğu yerde mesela Okan Hoca bir de çok fazla tutuyor. 70'e kadar falan. İkinci yarı Mitro'yu kullanmış olsa Mitro biraz daha belki formda olacak. Bu maçta Mitro Sergio değişikliği olur mu? Onun için biraz erken. Henüz daha taktik antrenmanlarına geçilmedi. Çünkü takıma 2 gün izin vermişti. Yarından sonra ona biraz daha rahat konuşabiliriz. Şevki orada, Bey yazmış. Devam etsen sor oku. Orada ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi o seyircimizin sorusu güzel. Ancak Mitro ile Sergio Oliveira çok farklı tipte iki oyuncu. Yani kıyaslanacak iki oyuncu değil onu söyleyelim. Mitro daha defansif bir oyuncu. Yani. Ofansif ve defansif evet. Onun defansif bir oyuncu. Yani Sergio Oliveira çok net kreatif bir oyuncu. Mitro onun yaptıklarını yarısını hücum anlamında üçte birini yapamaz. Sanatçı Sergio Oliveira. Diğeri biraz daha ne diyelim pis işleri yapan bir oyuncu. Lucas'la birbirine çok yakın tarzda ikisi. Ama hücum yönüne baktığı zaman Sergio'nun daha farklı şeyler. Sergio sanatçı orta saha. Yani onun için Sergio Oliveira mesela Mitro ile Torreira ikisini oynat. Çok dominant eski tip bir on numaran olması lazım. Hagi tarzı, Alex de Souza tarzı. Öyle bir oyuncu da kalmadı. Şu olsaydı yani. Mesela Mitro Torreira arasında bir tercih yapacak olsaydı mesela Lucas Torreira bu kadar olmasaydı birbirine yakın özellikle tamam, Sergio'nun olur. Arkasında o zaman onun yerini oynayabilir ama Sergio Oliveira gibi bir tane yani büyük takımda mutlaka oynaması lazım. En büyük farkları oluşturan oyunculardan biri ne kadar düşerse düşsün burada tekrar iddia ediyorum Galatasaray'da en büyük farkı oluşturan rakiplerine göre de fark oluşturan mevkilerden bir tanesi birincisidir Sergio Oliveira. Ne Fenerbahçe'de öyle bir 8,5 var ne Beşiktaş'ta öyle bir 8,5 var. Galatasaray'ın en büyük farklarından biri budur. Trabzonspor'da da yok. Bu sezon öyle bir 8,5 Sergio Oliveira büyük fark oluşturdu. İzleyicimiz Şevki Bey'in sorusu Icardi şart değil daha doğrusu yorum ama biraz içinde soru da var aslında. Diyor ki Icardi şart değil o olmaz Mane olur Firmino olur. Olur yani diyor. Şimdi Firmino ismi geçti. Hala da geçiyor. Firmino'ya teklifler de var yani. Şimdi Firmino'nun sezon sonunda sözleşmesi biteceği için... Yani bonservis elinde olan bir oyuncuya çok teklif gelmesi normal. Galatasaray yönetimi bundan bir ay önce, bir buçuk önce hatta o deprem sonrasında da bir takım görüşmeler yapıldı. Son aşama nedir? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Belki hala alttan alta görüşmeler devam ediyor olabilir. Bazı isimler daha var yine yıldız bazında. Icardi giderse yine Icardi ayarında bir oyuncu. Yani bu Firmino mu olur başka bir isim mi olur bilmiyorum ama yine bu ayarda bir oyuncu olur. Yani Firmino ile ilgili şöyle bir yorum yapayım. Firmino sahte 9 oynayan bir oyuncu. Yani nokta santrafor değil. Değil. Bizim ülkede nokta santraforsuz şampiyon olabilecek. Yani ileride bir takım çıkabilir ama şu an böyle bir takım görmüyorum. Bir de Mertens kalacaksa ya da Mertens tarzı bir ikinci santrafor oynayacaksa onlar yer olarak birbirlerine çok birbirinin yerlerine girerler.
Yine Icardi tarzı nokta bir santrafor. Icardi, Abubakar. Onların da tabii farklı özellikleri var ama Weghorst tarzı yani nokta santrafordan bahsediyorum. Biraz daha oralarda duran bir santrafor alması lazım Galatasaray'ın. Bir değil, iki belki üç tane. Şu olur. Yani bak. Tabii hani net birinci adamdan bugün, bahsediyorum. Bugün Icardi kaldı. O senin filmine 9 numara mesela. Belki ikisi bir olacak ya. Mesela baktığın zaman. Ha işte 9.5 gibi filmini oynuyor. O zaman da arkasına iki tane. Sergio Oliveira'dan o zaman şey yapacaksın. Yani iki tane 6 numara özellikli oyuncu oynatman lazım. Yine o tartışılır. Ben yine söyleyeyim ya. Firmino ile Icardi bile bence beraber oynamaz. Yani Mertens çünkü yine bazı şeyleri var. Ama Firmino çünkü Mertens hep ikinci santraforlu ve kenarda da oynamış bir oyuncu. Firmino direkt hep sahte 9 oynasa da son adam olarak oynadığı için o geriye dönmelerde falan sıkıntı yaşayabilir. Süleyman Bey yazmış. Savaş Çorlu sana soruyor. Ligimize son 5 sezonu şampiyonluk yaşayan tüm takımlar ertesi sezonda çok kötü bir performans sergiledi. Galatasaray bu sezon şampiyon olursa gelecek sezon için görüşü nedir diye soruyor. Süleyman Bey daimi izleyicimiz. Postacı selam olsun buradan kendisine. Yani güzel. Herkesin de düşüncesi bu aslında. Trabzonspor, Beşiktaş. Başakşehir. Galatasaray bunun biraz daha gerisinde. Şampiyon olduğu sezonlarda genelde Galatasaray iki kere üst üste şampiyon oluyor. Evet ve bu kadar çok ciddi bir düşüş yakalamıyor. Bir geçen sene çok farklı bir sezondu çünkü yönetimsel anlamda oradaki iki takım çok farklı. Mesela Galatasaray'ın o sezon Avrupa'yı namalip çıkarıyorsunuz. Turu da hocanın çok böyle yanlış tercihlerinden dolayı kaybediyorsunuz. Barcelona maçında normalde geçebilirdi. Ligde çok kötü bir sezon. Bu sezon evet şampiyon olursa önemli bir sezon Galatasaray'ın işi çok daha zor. Şampiyonlar Ligi önlemesi oynayacak. Takımdaki o biraz önce söylediğim gidenler ve gelenler kısmına baktığı zaman evet kulübeye baktığın zaman kulübe de aslında çok şey değil ama mesela Mata tamam belki teknik heyete girecek. Mitcho var, Yunus Akgün var. Zaniola henüz daha belli değil. Büyük ihtimalle o da Milan'a gidecek gibi gidecek gözüküyor. Gibi, ben bunu başından beri söylüyorum. Çok iddialı. Çok da asılmıyor sanki maçlara bilmiyorum. Sen canlı izliyorsun daha iyi görüyorsun. Burada Milan'a gitti diye bir sözüm vardı geldiği zamanlar. Daha transfer ilk zaman. Hatta sözleşmenin detaylarını da burada bir kısmını açıklamıştım. Çok ciddi bir bonus maddeleri var. Şimdi burada ben sezon sonunda Milan'a gidecek gözüyle bakıyorum. Maçlara asılmaması belki çok ciddi şey yapmaması ondan da olabilir. Fakat antrenman bilgilerini aldığımız zaman da bu adam nasıl Milan'da oynayacak bilgisi geliyor. Burası çok enteresan bak. Konuşuyorum antrenmanlardan sonra maç öncesi. Ya sen bu adama Milan'a gidecek diyorsun ama bu adam bu antrenman temposuyla, bu maç temposuyla Milan'da oynayamaz. Ya Delali kadar değil ama biraz sanki o da Delali gibi böyle hafif salmış gibi yani. Tabii Delali ile kıyaslanamaz mi? Ama. Sen şimdi futbolcu psikolojisini daha iyi biliyorsun. Onların içindesin. Zaniola'sın. Burada kafadan bir Milan'la var. Anlaştıysa kasmıyordur. Evet. Ben başından beri söylüyorum. Böyle bir şey var. Varsa. Evet. Maça çıktığı zaman baktığın zaman Beşiktaş maçına sonradan girdi oyuna etki etti. Alanyaspor maçında girdi golünü attı. Tam anlamıyla kendisini hala veremiyor. Lig bitti. Okan Hoca da bunun farkında antrenmanlarda. Yoksa Zaniolo gibi bir oyuncuyu daha fazla yaralamak istemez mi? Tabii İster. Canım. Belki de o sakatlık korkusu. Kiralık oyuncularda da bu çok fazla oluyor. Aidiyet duygusunu hissetmiyor. Zaniolo Galatasaray'ın oyuncusu ama ben Milan'a gidecek diyorum yani. Ama istatistikleri diyorsun nasıl olacak bilemiyorum. Bu istatistiklerle bu tempoyla tabii ki. Bir de sezon başı devre arası antrenmanı falan da görmedi. Yani burada kalması ya da gitmesi halindeki Milan'a gitti. Sezon başı bir iki ay ya da bir buçuk ay o antrenman sezon başı gördüğü zaman çok farklı. Sonuçta bir marka. Tabii ki asılsa mesela lige tam %100 işte burada kalacak gibi bilmiyoruz da. Hani burada kalacağım ben burada devam edeceğim gibi düşünse ben çok ne söyleyeyim lige damga vurur. Can Kavut yazmış. Kerem'in seçeneğinin olmaması bizim o kanatta elimizi kolumuzu bağladığını düşünüyorum sizce demiş. Yani buysa eli kolu bağlamak ne güzel ya. Her takıma bunu dilerim yani. Sezon başından beri en çok şans bulan oyuncu. Okan Hoca'nın da vazgeçemediği bir oyuncu. Ama son birkaç maçtır da adeta saç baş yolduruyor. Topla bu kadar fazla oynaması. Ve bu ön özellikle son maçta Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında çok top kaybı. İsabetsiz ortaları. Onda da bir düşüş var. Düşüş var. Icardi'nin de gol sayısının bu kadar düşmüş olması iki tarafında kanatlardan çok fazla top gelmemesi mesela. Yoksa Icardi bugün kanatları çalışan bir takımda olmuş olsa, biraz daha iyi çalışan bir takımda bugünkü puan ortalamasıyla gol daha farklı olabilirdi. Ya Kerem saygı duyuyorum tabii izleyicimize ama ya Kerem'in bir türlü hakkının verilmediğini düşünüyorum ben. Özellikle Galatasaray taraftarı tarafından. Yok Galatasaray taraftarı bence, hiç olmadığı kadar destek görüyor. Yok. Kızmak vesaire. Ben sosyal medyada okuyorum çok. Yani hani inanılmaz tepkiler var. Özellikle birkaç da Space'e katılmıştım. Orada da sorular gelmişti Kerem aktör koluyla ilgili. Space odasını geç ya. Space odasında yani, herkes orada şov yapıyor.
Ben tribünlere bakarım. Tribünlerde Galatasaray, Kerem'in evet performansını bak eleştirebiliriz ama en ufak bir tepki, yok, kızma tepki şey yok. Yani ya, insanların öyle. Tabii ki maç esnasında kızabilir. Böyle bir hakaret vesaire bir şey yok. Hatta Galatasaray'da öyle bir şey olmuş olsa taraftarlar yok, kendi aralarında ona şey yapar. Ama beklentinin altında daha iyi olması lazım. Bu kadar süre alan bir oyuncunun, bu kadar beklentisi yüksek olan bir oyuncunun sezon başında bugün baktığımız zaman şu anda Kerem de mesela Milan'la, Fransa takımlarla mesela anılıyor. Bir iki daha tık yukarıda olması lazım yani. Yani ben üst üste oynamasından da olabilir belki. Çok fazla üst üste maç oynamasından yani da olabilir. Kerem Aktürkoğlu bence o da çok büyük fark oluşturuyor. Skora tesir ediyor. Tamam düşüşleri var ama bence yine en büyük fark oluşturan oyunculardan biri. Kesinlikle Kerem'e daha fazla. Tabii ben tribünlerle ilgili konuşmuyorum. Sosyal medyaya bakarak konuşuyorum. Çünkü sen maçlara gidiyorsun. Biz burada genelde skorboardda olduğumuz için o havayı koklayamıyoruz. Dolayısıyla orada herhangi bir itirazım olmaz. Sen daha iyi bilirsin. Ama ben saha içerisinde olarak baktığımda tabii karar alma mekanizması en çok eleştiriliyor Melike. Kararlarda sıkıntıları var. Son aksiyonlarda bazen heyecanlanıyor, sıkıntısı var. Bunu söyleyeyim. Bunları halletse çok net zaten majörlük oynayacak. Biraz daha böyle kararlı olmalı. Yani topla gideceği yerde orta şut karışımlarında çok karar veremiyor. Bazen mesela futbolda çok ani ve çok çabuk karar vermen gerekiyor. Karar orada mekanizması. O baskı işte. O baskı biraz ondaki o şeyi o tribün tepkisi, sosyal medya tepkisi söyledin ya. Yoksa o Space Odası'ymış, o tribündeki sosyal medyada gelen tepkiler ben Kerem'in çok şey yapacağını zannetmiyorum. Orası zaten girdiğin zaman felaket bir yer yani. Benim mesela bir sürü dostum çağırıyor, girmiyorum. Çünkü öyle enteresan tepkiler, herkes orada her şeyi biliyor, konuşuyor. Ben bir tek deprem zamanı kullandım. Ben girmiyorum. Birçok dostum, arkadaşım çağırıyor. Girmiyorum çünkü orası hakikaten çok farklı bir yer yani. Samimi bir ortam değil, samimiyeti olmadığı için de ben samimiyetin olmadığı hiçbir yerde yokum. Hep söylüyorum yani. İsmail Gökçe yazmış. Savaş abiye sorar mısın? Kaleci alınacak mı? Diyor. Alınacak. Kim olduğunu önümüzdeki günlerde... Yani yerli de olabilir bu. Hala Mustera'nın sözleşmesi var çünkü. Yani. Ben Okan Koçuk'la devam yedek edeceğim. Yedek o zaman. Yedek olarak. Mustera'dan çünkü hemen vazgeçemezsiniz. Sözleşmesi devam ediyor. Aldığınız kaleci Mustera'nın üzerinde olabilir mi? Bilmiyorum ama Mustera'nın daha bir ya da iki yıl daha sözleşmesi Mustera var. Mustera kaç yaşında oldu? 35 mi 36 mı? 36 olacak. Daha genç yani. Ama Okan Koçuk'la sözleşme henüz yenilenmedi. Yani yenilenmeyeceğini de duydum. O yüzden bir kaleci alacaktır. Karagümrük'te Batuhan var belki o gelir ama bir kaleci mutlaka alacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takım ya da Şampiyonlar Ligi önlemesinde oynayacak bir takımın bir kaleci alması gerekiyor kesinlikle zaten yani. Canım, kesinlikle. Yani eksik bölgelerden bir tanesi ama yedek olsa. Kaleci alacağı için çok ben bir takım yedek kaleci aldığında çok fazla benim için haber değeri taşımıyor. Ne olur biliyor musunuz? Mesela hatırlayalım. Engin Hoca'nın yerine daha doğrusu Engin Hoca'nın yedeğiydi Rüştü Hoca. Engin İpekoğlu'nun evet, yedeği Rüştü. Evet öyleymiş. Renç verdi. Ondan sonra Volkan Hoca Rüştü Hoca'nın yedeği oldu. Yani bu tarz bir yedek almak lazım. Ama şimdi, ama orada şöyle bir avantajı var. Fenerbahçe'nin aşağı yukarı 30 yıldır kalecilerine baktığı zaman hep yerli. Ama Fenerbahçe'de öyle bir gelenek var. Yerli kaleci olarak diyor. Galatasaray'da da son 30 yıla baktığın zaman şöyle hep böyle yabancı. Simoviç'ten bu tarafa. O mesela Mert Volkan Günok. Demirel'den sonra Mert Günok'la devam edebilirdi. Heh. Mert Günok da onu devam ettirebilirdi. İşte biraz devam etti gibi ama olmadı o, gibi tam. Olmadı. Bir ara Harun hani... Evet Harun aldı formayı. Aldı. O da olmadı ama şunu demek istiyorum yani... Ama şöyle söyleyelim tabii kimseye hani... Farklı bir şey söylemek istemiyorum ama şimdi Engin İpekoğlu müthiş bir kaleciydi. Rüştü Hoca aynı şekilde yani o alacağınız yani ikinci kalecinin de o birinci kaleciyi zorlaması gerekiyor Melike büyük takımlarda. Bak aynısını Fenerbahçe aynı sıkıntıyı yaşadı. Şimdi uzun süre Trabzonspor geçen sene aynı sıkıntıyı yaşadı yaşamadı mı? Şeyle Uğurcan yedeği unuttum şimdi daha ismini ama. Çok yedeği vardı. Yok abisi şey olan. Hakem olan. Kardeşler. Erce. Erce de mesela iyi kaleciydi ama tam mesela Rize maçını hatırlar lütfen. 3-2'lik maçı falan hatalı goller yedi. Onun için o ikinci, herkes yiyebilir ama o ikinci kalecinin çok ciddi böyle şey olması gerekiyor. Fenerbahçe'de Altay'ın yerine Altınordu'dan gelen kaleci, biraz isim hafızası sıkıntılı bende. Altınordu'dan bir kaleci gelmişti ya, genç bir kaleci. Oynadı şeyin yerine, Altay'ın yerine. O da hatalı goller yedi falan. Kimdi ya? Valla Altınordu'dan mı? Berke'yi mi diyorsun? Altınordu'dan geliyor. Berke oradan geldi ama sonra şeye gitti. Tamam. Belçika'ya işte. Onu diyorsun. Tabii. Trabzon'da Westerlo'ya. İşte o da tutmadı ya Altay'ın arkasında. Onu çok iyi ayarlamak lazım. Yani Mustafa'nın yerine koyacağın kaleci çünkü bakın şu bir sezonluk demiyorum ben. İneki Peña tarzı bir oyuncu alırsın. Ha onu ikinci kaleci oturtabilir misin bilmiyorum. O ayrı konu. Ama hani İneki Peña yavaş yavaş mesela Mustafa'yı oynatıyorsun ya Avrupa'da İneki'yi oynatırsın. Avrupa'da Inaki oynar, ligde kupada Mustera oynar. Onları birazcık
100, yani hiçbir zaman %50 %50 rotasyon olmaz da %80 ya yani %65'e %35 falan bir rotasyonlarsın. Muslera'ya emeklilik dersin ya da bir sene hadi ikinci kaleci ol falan dersin. Hani ne diyelim burada bırak falan. O tarz bir kaleci alması lazım bence. Mert Günok mesela şimdi 34 yaşında, ona baktım. Yani Mert Günok, Volkan Demirel orada biraz şey. Volkan Demirel'in Fenerbahçe'ye geldiği zaman 20 ya da 21 yaşındaydı. 20 yaşındaydı galiba Kartal'dan geldiği zaman. O civarlarda Ümit Milli Takımı'nda oynuyorlar çünkü. Ama Mert Günok da Fenerbahçe altyapısında yetişti diyebiliyorum. Ama bakmıştı ya, Volkan Demirel aralarındaki yaş farkı olarak bak. Mesela ya. Orada... Kaç yaş fark var? Ama oynadı Volkan Demirel'in yerinde. Yediydi. Mert oynadı. Yaşı ben anlamam. Uzun. Ama Mert bir oynadı. Arada Babacan vardı. Abi, Volkan Babacan vardı. Mert Günok zorladı onu. Zaten Mert, yanlış hatırlamıyorsam, büyük takımlardan birinin altyapısından yetişmiyor. Fenerbahçe olması lazım. Unuttum, şimdi ona bakacağım. Ben de hani tam bakamıyorum ama günün sonunda onun arkasından yine geldi. İşte mesela Volkan Babacan'ı çok iyi hatırlattım. Volkan Babacan bizim dünya üçüncüsü olan takımın kalecisidir. Mert üçüncü yedekti o zaman, tamam, değil mi? Çünkü onlar aynı tabii zamanda ki oynadılar. Aynen, Mert çok canım zor tabii kaleye geçebiliyordu. Babacan'ı unuttum mesela, bak çok güzel hatırlattım. Ben de bir anda hatırladım. Mert de mesela hangi bizim Ziraat Türkiye Kupası maçında bir maçta mesela harikalar yapmıştı. O maçta Fenerbahçe'nin. Tabii Fenerbahçe altı. Kocaeli'nden Fenerbahçe altyapısına geçiyor. Ya Fenerbahçe'de bir yerli istikrar var. Galatasaray'da bir yabancı istikrar var kaleci konusunda. Trabzonspor'da ama size bugün... yani Galatasaray'da tekli bir kaleci istikrarı var. İşte rekabet. Simovic'den sonra Mondragon'u unutmayalım. Müthiş kaleciydi. Ama şimdi bak. Ona bak, Simovic, Mondragon, Taferel, Muslera. Bravo. Gelen onlar sene neredeyse kalıyor. Ben mesela Simovic hayranıydım mesela. Simovic'in benim mesela çocukluğumda bambaşka bir performans vardı. Geldi Mondragon, bunların hepsini canlı canlı izledim. Karakter olarak da baktığım zaman Mondragon da müthiş bir insandı. Simovic de mesela çok müthiş bir insandı. Taferel desen zaten dünya efsane çapında. Dünya çapında. Şimdi ardından Muslera 2011 12. senesi oldu. Gelen uzun yıllar kalabiliyor. Arka taraftan sayacağımız zaman yani oraya... Rekabete ne kadar kim geldi mesela şimdi baktığın zaman? Dos Santos geldi, o da çok iyi kaleciydi. Ama kaç yaşında geldi? Olmadı burada. Hayır, kaç yaşında geldi? Onu bilmiyorum. 35 yaşında geldi galiba. Yok, zaten... Dos Santos o kadar geç gelmedi. Sonra gitti Avrupa'da çok oynadı Dos Santos. Ama şimdi Muslera var. Muslera'nın arkasında rekabet işte Belçika'ya giden kaleci bir sene kaldı, çok fazla oynamadı bir kupa maçında. Olmuyor diyorsun yani oraya o Muslera'yla gelen yedekliği kabul etmek zorunda. O ne kadar rekabete girerseniz girin, Muslera'dan kaleyi alabileceğiniz bir kaleci Muslera'nın üzerinde olması lazım. Ya Muslera da yani yaşına bakacak olursak performansını aynı seviyede götürürse daha bir iki sene belki Muslera daha fazla. Muslera en az iki sene daha oynar. En az. Muslera'yı... Fridel de ya vardı. O kadar uzun zamandır Galatasaray'da ki sanki böyle kariyerinin sonu gelmiş gibi konuşuyoruz. Kaleci için gayet 40'a kadar Buffon var, Buffon var yani. Ya var. Muslera tabii biraz sakatlıklar yaşadı. Mondragon da buradan gitti mesela, sonra 40'a kadar 40. oynadı. Tabii. Kolombiya Milli Takımı'nda da oynadı. Dünya yani Kupası'nda karakterli, mı çıkmıştı karakterli son maçına? Kaleci konusunda... Galatasaray şanslı. Yani buluyor. Ama baktığımız zaman şu anda Muslera'yı hemen 3 maçta biliyorsunuz o Beşiktaş ve Karagümrük maçlarından sonra, özellikle Karagümrük maçından sonra çok ciddi bir sosyal medya evet tepkisi. Ya, işte evet. O sosyal medya yani tepkisi için de bizim arkadaşlarımız da vardı. Ben onu anlamıyorum yani. Yani Galatasaray maçtan sonra bir baktım. O kadar kolay olmamalı. Maçtan sonra bir baktım, Muslera neredeyse bıraksın diye yazanlar vardı. Muslera'yı en çok eleştirenlerden bir tanesi benim. En iyi zamanda eleştirdim ama Galatasaray takımı şampiyonluğa gidiyor. Ve maçtan sonra yani bazı gazeteci arkadaşlarımız, büyüklerimiz Muslera yokluğunda ne kadar Muslera'yı aradıklarını unutuyor ya, gibiler. Ve Muslera sakatlandı. Sakatlıktan çıktı geldi. İnyeki Peña'dan formayı aldı. Deprem öncesi sakatlandı. Bir ay yok denildi. Bir ay sonra tekrar kaleye geldi. Evet, herkesin bir formsuz dönemi olabilir. Yaşadığı özel bazı sebeplerden robot dolayı da bunun değil formsuzluğu ki olabilir. Ama Muslera şu anda bu ligin en iyi kalecisi abi. Kim ne derse desin. Çok iyi kaleci. Ve o herkesin eleştirdiği yerde... Muslera ben olsam çok etkilenirdim. Orada Ultras'tan bir açıklama yaptı. Yani kalecimizi, yönetimi, taraftarı, futbolcusu bu şampiyonlukta hepimiz varız. Ve ne gerekiyorsa tam destek zamanı diye. Herkes eleştirmek en kolayı. Yoksa Muslera'nın bu kadar üst üste hata yaptığı bir maç gerçekten yoktu. Bir maç bazen zaman zaman hata yapıyordu. Ama hem Karagümrük maçı, o özellikle kısa paslı Sergio'ya verdiği pas. Adakupe'ye özellikle o attığı pas bir Karagümrük maçında iki tane kısa pas atması. Şimdi geçen hafta baktığımız zaman o eleştirildikleri maçta da kurtarışları var Muslera'nın. Evet. Bu kadar kolay değil o işler. Muslera yani mesela Barcelona'dan Iñaki Peña'yı aldın sakatlığı sürecinde. Muslera düzeldi, Iñaki Peña'dan kaleyi aldı. Yani kolay değil. Muslera'nız varsa arkada tuttuğunuz kaleciyi oynatmak kolay değil. Geliyorsanız buraya eğer Muslera varsa işiniz kolay değil. Yoksa dediğin gibi Uğurcan, Muhammed Talha, Erce kardeşler oradaki rekabetin içinde hep arkada hazır olan bir kaleci var. Önümüzdeki günlerde bakacağız yani. Eğer buradan kaleci... şunu anlıyorum ben senin söylediklerinden. Galatasaray öyle hani benim dediğim gibi çok heyecanlandıracak bir kaleci transferi gibi değil. Yedek kaleci transferi yapacak.
Valla şu anda baktığın zaman o Hırvat milli takımı kalecisinin işte ismi Livaković'in ismi geçiyordu. Görüşüldü. Ben de onu anlamıyorum. Livaković yani nasıl Major Lig'e gitmiyor? Abi o kaleciyi alıyorsanız Mustera'yı yedek hani ikisinin yok, arasında. Yok Mustera'nın yedeği olmaz o. Mustera'nın yedeği olmaz. Peki Livaković oynarsa Mustera'nın yedeği olur mu? O da kabul etmez. Bundan sonra Mustera'yı artık kulübede tutamazsınız. Mustera bu takımı... Öyle o formatta bir kaleci alınmayacak gibi ya, görünüyor. Öyle gözüküyor. O formatta bir kaleci alacaksa Mustera'ya teşekkür edeceksiniz. Plaketi verip göndereceksiniz. Bu kadar basit. Mustera bu takımda kaptan. Takımda 12. senesi ve her şey Mustera'ya. Yani birçok şeyde takım arkadaşlığı konusunda baktığın zaman Mustera'nın etki edebileceği çok fazla oyuncu var. Yani bunu en kibar şekilde söylerim yani. Mustera yedek kalsa 3 tane arkadaşı küsebilir ya da 3 tane arkadaşı üzülebilir. Yönetemezsin onları. Ya, oynatamazsın demeyeyim de üzülebilir. En kibarını söylüyorum yani. Çok, yönetemezsin o süreci. Mustera böyle bir oyuncu. Bütün takım üzerinde etkisi var. Peki devam edeceğiz. Bir araya gidelim. Aranın ardından son sayfada ikinci dilimde yine birlikteyiz. Aranın ardından ikinci dilimde son sayfada sizlerle birlikteyiz. Devam ediyoruz. Çok yoğun sorular geliyor, yorumlar geliyor. Hepsini okumaya çalışacağım. Yine döneceğim Galatasaray'a. Bir kombine konusuyla ilgili konuşalım ama istersen. Senin söyleyeceklerin vardı Savaş. Sonra Beşiktaş haberlerimize de geçelim. Şimdi Galatasaray taraftarı ilk kombinler açıklandığı zaman çok ciddi rakamlar, yani yükselen bir rakam vardı geçen seneye göre. İşte 2000'lik 6000 lira, 8000'lik 40000 lira falan. Burada bayağı bir tepki göstermiştim gelen cevaplar, sorular karşısında. Galatasaray taraftarını kutluyorum. Çok ciddi bir şekilde artış yenileme oranına 28000 civarı bir yenileme oldu bu artışlara rağmen. Ve genel satışa geçtiği zaman da hiç düşünemiyorum yani. Dün önceki günde yer değiştirme konusunda bir ciddi bir sıra vardı. Taraftarı hakikaten kutluyorum. Şampiyonlar Ligi'nin olmasında da bunda tabii ki etkisi var. Tabii Avrupa'yı da özledi. Bunun da etkisi var tabii ki ama Galatasaray taraftarı gerçekten fiyatların yükselmesine rağmen çok ciddi ilgi var. Genel satışı da bekliyorlarmış hatta. Burada benim ara savunumun öğretmeni var. Osman Muratlar ve Yağız Muratlar da bizi izliyormuş. Onlar da genel satışa çıkmak için bekliyorlar. Selam olsun Osman hocama da oğluna da bizi izliyorlarmış. Kadir var arkadaşım. O da dün yerini değiştirmeye gitti. Abi taraftar hakikaten yani takımına gerçekten destek veriyor. Çok ciddi bir şekilde Galatasaray taraftarı. Diğer takımlar da tabii ki o konuda. Galatasaray biraz erken gerçekten başladığı için şu anda ama 28 bin rakamı çok ciddi bir rakam. Bu herhalde genel satışla beraber 40 bini falan bulur. Ve önümüzde bir... Çok iyi bir rakam. Tabii çok yani. Çok iyi bir rakam. Gelir olarak da baktığın zaman en son 320 milyon TL'lerdeydi. Genel satışla beraber bu rakam daha da yukarıya çıkar. Yani Fenerbahçe maçında bile işte kombineler yenilendi. Şu anda Fenerbahçe maçı için insanlar adeta sıraya girmiş vaziyette bile demiyorum. Şimdiden bilet almanın derdine düşmüşler. O şampiyonluk maçı daha önce garantilenmiş olsa bile herhalde o maçta burada en ciddi konu bilet olur herhalde yani. Biletlere ödenen rakamlar olur herhalde yani. Ben de öyle tahmin ediyorum. Ya da işte bütün eş dost arayacak bilet için ben hiçbir zaman girmiyorum. Çok sevdiğim, kıramayacağım bir insan olursa böyle girebilirim. Hiç girmiyorum ben çünkü o toplara ya. O işe bir girdik mi çıkamıyoruz zaten. Eskiden bilet vardı falan. Şimdi artık abi herkesin pasoligi var. Giriyor, alabildi alabiliyor. O, ama derbi maçın olduğu haftada biz o bilet fiyatlarını çok konuşuruz gibime geliyor böyle ya. Peki. Devam edeceğiz yine sorularınızla birlikte. Galatasaray'la ilgili merak ettiklerinize döneceğim programın içinde ara ara. Şimdi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başlıyor. Yavaş yavaş somut adımlar da atılmaya başlanacak. Bir haberimizi izleyelim. Evet, şimdi takım böyle bu iskeletle yükselişe geçince tabii transferde iştah açıyor. Böyle olunca da biraz daha erkenden çalışmaların başlaması çok normal. Şenol Güneş var tabii. O da eminim listesini vermiştir. Kafasındakileri belirlemiştir önümüzdeki sezon için. Burak seninle başlayayım. Şimdi haberi izledin. Orada mevkiler. Evet. Şimdi aslında oynayan oyuncular var. İyi giden oyuncular da var. Ayrılıklar elbette olacaktır. Olabilir ama senin beklentilerin ne? Ya sağ stoper Saiz gitmek istiyor herhalde. Anladığım o zaten evet beklenen. Oraya bir sağ stoper alınacak. Oraya lider bir stoper bekliyorum ben. Çünkü Collier de kalacak büyük ihtimal. Collier biraz iyi futbolcu, atletik bir futbolcu ama çok lider karakterli. Pozisyon bilgisi çok üst düzey bir oyuncu değil bence. O daha çok atletizmiyle kapatmaya çalışıyor. Özellikle arkaya atılan toplarda. Zaten tabii eğer imkanınız varsa ikisi de hem hızlı hem akıllı olsun da öyle ancak onlar Manchester City'lerde oluyor. Öyle iki stoper yan yana çok büyük takımın hani dünya çapında bütçelerde oluyor. Dolayısıyla bizim liglerimizde daha çok bir tane stoper daha böyle çabukça, atletikçe. Diğeri ise biraz daha ayakları iyi olan tarz oluyor.
Burada da baktığınızda daha böyle ayakları iyi olan, oyun bilgisi olan, lider tarzı bir stoper, öyle tecrübeli bir stoper gelecektir diye düşünüyorum. Tayyip de herhalde yine bir anca 4-5 aya döner. Orada Collier'in yanında, sağ stoperde. 6 numara tarafına gelince Hacı Ahmetoviç iyi performans gösteriyor genel olarak. Ancak yani herhalde Hacı Ahmetoviç'e alternatif bir oyuncu bakılıyordur diye düşünüyorum ben. Ya da bilemiyorum. Hoca belki Hacı Ahmetoviç'in üzerinde bir oyuncu istiyor. Bilemiyorum yani. Seneye hem Avrupa hedefi hem direkt net hala devam ediyor şampiyonluk şansı Beşiktaş'ın ama bir dahaki sezon daha iddialı bir takım kuracaklardır diye düşünüyorum. 10 numara tarafında Dele Alli'nin pozisyonu yani biraz daha. Aslında 4-1 oynarsa 8.5 oynayacak. Sergio Oliveira tarzı aslında bir merkez ya da 4-2-3-1 oynayacaksa biraz da Dele Alli tarzı. Biraz daha hücumcu bir oyuncu. Mutlaka o tarz bir isim zaten lazım. Zaman zaman orada çok çok kısa oyun içerisinde Redmond'u da değerlendirebiliyor ama oranın oyuncusu değil. Redmond net bir kanat oyuncusu. Sol kanat içinde yine orada şu an Cenk Tosun oynuyor ama Cenk Tosun'un santraforlaşacağı noktalarda rotasyon, Abubakar'la rotasyonu veya ikinci santrafor gibi oynayacağı noktalarda bir sol kanat mutlaka lazım. Cenk arada bir sakatlanabiliyor. O noktada mutlaka orayı zorlayacak. Hem sol kanatta hem sağ kanatta Redmond kalacaksa Redmond'la Cenk'i yedekleyebilecek ve onları zorlayabilecek bir kenar oyuncusu lazım diye düşünüyorum. Bütün formülü sıraladın yani, listeledin şöyle bir. Savaş, sen ne söyleyeceksin? Bir şey bırakma demeyeceğim biraz. Ya Beşiktaş'ın kulübesi baktığım zaman Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre siz 11 üzerindeki oyuncularla konuştuk ama hakikaten çok hareketli transfer dönemi geçecek Beşiktaş. Şenol Hoca devre arasından geldiği zaman çok hareketli bir transfer dönemi yaşayamadı. Genelce Şenol Güneş'in transfer dönemleri hep hareketli olur. Fatih Terim, Şenol Güneş varsa takımda transfer dönemi hareketli geçer. Redmond kalacak gibi gözükmüyor. Beşiktaş cephesinden aldığım bilgiler, dün bir Beşiktaş'a yakın, Beşiktaş'ın içinde olan birisiyle konuştum ama Redmond'u tutmak zor dedi. Yani ayrılmak istiyor gibi. Ha, öyle mi? O yüzden ben onu söyleyeyim. Redmond'un takımda kalması zor gözüküyor. Yani bu içeriden almış olduğum net bir bilgi. O zaman iki kanat alacak. İşte iki kanat, oraya tam gelecektim. Oradan şimdi Enkudu'nun da alacağını düşündüğümüz zaman iki kanat birden gerekecek. Kulübeye bakıyorsun şimdi. Kulübede Necip, Mulaka, Gezal. Gezal'ın da tabii ki durum belli. Savunmada da transfer lazım. Rozier, Şenol Hoca son anda tekrar kazanmak uğruna ama bir ay önce Rozier'in ayrılacağını düşünüyorduk. Neresinden bakarsak bakalım. Savunma, orta saha, kanat, forvet hattı. Abubakar'ın da yedeklenmesi lazım. Şimdi Cenk, Abubakar, orada da bir yedeklenme lazım. Beşiktaş da en az Galatasaray'a kadar transferde hareketli geçecekmiş gibi gözüküyor. Ve Şenol Hoca varsa burada iyi transferler gelir diye düşünüyorum yani. Peki Koli'den biraz bahsettik. Koli ile ilgili de bir haberimiz var. Onun performansı ile ilgili. Bir bakalım, sonrasında biraz Beşiktaş'ın savunmasını daha detaylı konuşalım. Evet, yani böyle ilk transfer edildiğinde neden, nasıl dendi ama oturdu aslında. Tabii bütün bir sezon görülmedi. Gelecek sezon nasıl olur? Sayıs giderse kimle eşleşir? Şimdi Tayyip Talha'yı yazıyorlar. Biraz Beşiktaş'ın stoper ikilisinin ve tabii biraz beklere de kayabiliriz konuşurken savunmasının geleceğini konuşalım. Burak, seninle başlayayım. Tabii şimdi Koli dediğimiz gibi biraz daha atletik bir stoper. Çabuk arkaya atılan toplarda koşu mesafesi, süratle devamlılığı iyi bir oyuncu. Büyük takımlarda olmazsa olmaz tipli stoperlerden diyebiliriz. Mesela geçen sene Fenerbahçe'de Kim Min-jae çok daha süratli bir oyuncuydu da dünya çapında zaten belki de dünyanın en süratli 5-10 stoperinden biridir Min-jae. O kalıpta, o fizikte inanılmaz farkını gördü bu sene yani. Kim Min-jae'nin yokluğunda çok büyük sıkıntılar yaşadı Fenerbahçe. Şimdi Beşiktaş tarafına da baktığımızda Collier'in o atletizmi çok çok değerli açıkçası. Kafa toplarında da agresif bir oyuncu. Ama biraz sakar demedim de basit hata eğilimi yüksek bir oyuncu. Stoperde en önemli bakılan noktalardan bir tanesidir. Örnek, başka bir örnek versene bu tarz oyuncuya. Kimi söyleyeceksin merak ediyorum. Böyle çok, aşina olduğumuz. Çok daha sakar kötüsü stoper. Dani Nonku. Yani Galatasaray'da, Gaziantep'te oynamış. Dani'yi söyleyebilirim. Dani. İlk aklıma geldi yani. O da böyle çok çabuktu. Yani o Dani şeyden de çabuktu. Koli'den de çabuktu. O tarz bir oyuncu. Dolayısıyla bunlar da bu oyuncular işte 4 maç iyi oynarlar ama 2 maçta üst üste çok ciddi hatalar yapabilirler. Afrikalı stoperlerin önemli eksiklerinden bir tanesi de budur zaten. Afrika'dan çok üst düzey stoper, bir Avrupalı kadar üst düzey stoper çıkmaz. Yani bu bir gerçek.
Bunun da en önemli noktalarından biri o konsantrasyon. En iyi stoper nereden çıkar? En iyi stoper genellikle İtalya'dan çıkıyor. Yani Cannavaro, Nesta, Bonucci, evet. Chiellini ezberden sayabileceğim. Onların atası var, Franco Baresi. Benim biraz çocukluğum yetişti ona. Costa Curta falan daha çok sayarız. Bu arada İtalyancı oluyor. İtalyan olur, diyorsun yani. Tabii ama bizim çocukluğumuz, ben 84'lüyüm ya. Bizim çocukluğumuzda Milan falan, İtalya milli takımı. Normal yani. Oradan onlarla çıkıyor büyüdük, diyorsun. Tabii. Öyle düşün. Onlarla büyüdük ve çok önemli. İşte en son dönemde geçen sene Avrupa şampiyon oldular. Biliyorsun Chiellini ve Bonucci. O 35'li yaşlarında neler yaptılar yani. Doğru açıkçası. İlk etapta İtalya derim. Toparlamak gerekirse Koli tarafı o. Ya sen biraz bekleri de konuşalım dedin. Tayyip Tağlay'ı da konuşalım. Tayyip Tağlay'ın da ya bir çapraz sakattı. Ben yani kampı kaçıracağını düşünüyorum. Onun için orada mutlaka eşlik edecek, Koli'ye eşlik edecek oyuncunun lider bir stoper olacağını, az önce tekrara düşmeyeyim, detaylı anlattım. Daha lider, pozisyon almayı bilen, oyun kurulumunda etkili, sayısı mesela ayakları da çok soğukkanlı bir oyuncu. Bu tarz bir isim gelmesi gerekiyor. Bek tarafında da bence Rozier kalacak, ekstra bir durum olmazsa. Onur da orayı çok iyi bence birbirlerini yedekleyecekler. Hem Avrupa'da hem ligde hem kupada. Onur da çok net bir oyuncu ve iyi bir oyuncu. Çok beğendiğim bir oyuncu. Ve Onur'un gelmesi Rozier'in performansını da arttırdı. Bazı oyuncular vardır Melike. Yani bencinde bir oyuncu olmazsa rahatlar. Ve Beşiktaş'ta oynadığı sürede hiç yoktu alternatifi. Tabii ki. Ta ki Onur gelene kadar. Ve çok düştü. Şampiyonluktan sonra çok düştü biliyorsun. Evet. Onur çok ciddi bir alternatif. Öbür tarafa bakacak olursak da solda Masuaku kalacak diye biliyorum. Öyle biliyorum. Farklı bir bilginiz varsa düzeltebilirsiniz beni. Masuaku da, o da mesela basit hata eğilimi yüksek oyuncu örnek olabilir. Ama o da çok değişik bir oyuncu. Yani müthiş hareketli topa, duran topa çok iyi orta kesiyor. Ayağı temiz, çabuk girebiliyor, agresif, sert. Onun için ama ona da bir alternatif lazım. İyi bir alternatif. Umut Meraş var gerçi. Umut kalacaksa gerek yok ama Umut gidecekse oraya da yine bir iyi alternatif lazım. Savaş. Şenol Hoca'nın bundan önceki dönemine baktığımız zaman stoperleri mesela Vida vardı, Marcelo vardı o Şampiyonlar Ligi'nde. Tosic vardı. Tosic stoper olmuştu yani. Tosic stoper oldu. Bazen çok hırsından dolayı kırmızı kart görebiliyordu. Yani orada iyi adamlar buluyor. Portekizli de vardı ya. Pepe. Pepe. O da Pepe Şenol vardı. Hoca dönemi. Tabii Şenol Hoca dönemi. O transferler hep Şenol Hoca dönemi. Fikret Orman dönemi. Rodolfo vardı bir de Brezilyalı. Evet. O da oynadı bayağı. Evet, Rodolfo da vardı. Medel bile orada bazen zaman zaman stoper oynadı. Ama başka... çok iyiydi ya. Onun, ne dedim, bir oyuncu daha vardı sonra Brezilyalı gitti. Marcelo. Mesela... Lyon'a gitti sonra. Evet. Mesela Hannover'dan geldiği zaman, Hannover kim dedi bu da, herkes dedi mesela. O zaman Ceyhun Gülselam orada oynadı mesela. Ben ilk transfer ona sormuştum gelirken. Abi Beşiktaş muazzam bir oyuncu transfer etti demişti mesela Ceyhun Gülselam'a. Biz de kimseyi beğenmeyiz ama. Marcao'yu da beğenmedi. Crespo'yu da beğenmedi kimse. Futbolcuya sormak lazım ya, takım arkadaşına sormak lazım. Takım arkadaşları biraz daha objektif olabiliyorlar ya bu konuda. Ya da bir bilene yani bu işleri bilen. Bir bilene işte ben özledim diyorum. Futbolu mesela konuştuk. Yani ben sana hayır rahat top atabiliyorum. Orada o dönemde bazen futbolcular çok objektif olabiliyor. Yani her şeyiyle, eksiğiyle, artılarıyla anlatabiliyorlar. O günü söyledi, hakikaten de haklı çıktı. Sonra çok satış yaptı oradan. Tosic dediği gibi yine aynı şekilde. Sivok vardı mesela, geri dönük baktığın zaman vardı yani Beşiktaş'ta iyi stoperler vardı. Şenol Hoca genelde iyi stoperlerle oynadı. Şenol Hoca genelde kaleciden ve forvetten anlar derler ama hep baktığın zaman stoper de o konuda... Kaleci ya, en iyi stoperden anlar ya. Önünde yıllarca oynadı, onları yönetti. Ama genelde şey derler ya. Kaleci genelde derler kaleden ve forvetten anlar derler. Atan ve tutan orada ama stoper... Stoperleri de yönetiyor ya kaleciler. Yani evet. O çık, gel, sen şimdi de, ben bence de. Mesela şimdi onun listesinde vardır. Yine bence bir iki tane stoper vardır. Beşiktaş'ın stoperleri tartışılırken Şenol Hoca geldikten sonra yine eldekilerden, hani Koli de ne olacağı belli değildi. Yine iyi bir ikili çıkardı. Ve az gol yiyen bir takım olmaya başladı. Yani orada Valerian İsmail döneminde savunmayı bir türlü oturtamamıştı. Sayıs da eleştiriliyordu. Başta Şenol Hoca eleştirdi. Evet. Yani biz mesela Şenol Hoca gelir gelmez... Oynatmayacak diye Şenol Hoca diye gelir gelmez kimi eleştirdi? Rose ile. Kesti bile. Masauku'yu ilk maçında ikinci yarıda iki oyuncu değişikliği. Ben bunu birkaç kere daha söyledim. Yani bir teknik adam 45 dakikada bana sakatlık olmadığı sürece iki tane sağ bek ve sol bekini değiştiren hata. Sen sağdasın. İki tanesini birden değiştiren ikinci 45 dakikada ben hatırlamıyorum. Yok. Ardından, üst düzeyde olmaz. Üst düzeyde çok ender rastlanır. Böyle bir gelir gelmez bir devrim yaptılar. Onu yapman için de Şenol Güneş olman lazım. Ya işte. Da Fatih Terim.
işte, ya da Mustafa Fatih Denizli. Yani o isim gibi, hoca olacak. Başka türlü kolay şimdi sana versek takım yok, yapabilir misin böyle bir şey? Yani, ya hemen seni asarlar. Yaparız da 5 maç kalırız yani. Sonra ardından çok daha enteresan bir şey yaptı. Dünya Kupası'ndan formda dönen ve Dünya Kupası'nda en çok konuşulan savunma oyuncularından bir tanesi. Sahisi beğenmediğini ve oyuncu gerektiğini ifade etti. Çok kısa süre söyle. Sercan'ın bize yaptığı bağlantılar. Hoca sahisinden memnun değildiğin zaman. Yani sakat sakat oynadığı maçları düşündüğümüz zaman Dünya Kupası'nda çok konuşulan. Tabii ilk 11'e seçildi diye hatırlıyorum. İlk 11'e seçildi, evet, karmaya seçildi. Evet, evet. Ama Şenol Hoca beğenmiyorum dedi. Sonra sahisi tekrardan kazandı. Enteresan. Şimdi mesela gelecek süreçte Rozier 2 maçtır çok iyi. 2 ay hiç top oynamayan, yani 11 oynamayan Rozier'i bir anda tekrardan kazandı. Masavuk keza aynı şekilde. Büyük hoca işte. Oyuncuyu kazanmasını biliyor işte. Fatih Terim, Şenol Güneş, bunlar oyuncu kazanmasını gerçekten biliyorlar. Yani işte. Ama o da güç. Tabii canım işte. Hiç. Ya o birbiriyle ilintili yani. Mesela şimdi Fatih Hoca'nın da işte belgeselini izledik. Anlattığı şeyler var. İşte Hacı ile ilgili anlattığı bir olay var mesela. O güç işte, onu her hoca yapamaz işte. Hani Valerian İsmail yapamaz, anlatabiliyor muyum? Şenol Güneş'in yaptığını Valerian İsmail yapamaz. O kredisi yok. Türkiye'de de yok. Hani anlatabiliyor muyum? Yani dünyada da yok. Mesela Jesus'un yaptıklarını işte. Jesus'un mesela taraftarı işte alkışlayın, o işte tepki göstermeyin falan gibi taraftara böyle tavsiye vermesini her hoca yapamaz yani. Şu o neden tecrübeli, işte Avrupa'da yani bir karşılığı var. Güçlüyken işte yapıyorsun ama işte. Bak Becesus mesela gücünü, eski gücünü kaybettiği için şu anda mesela eskisi gibi davranamıyor. O da mesela şu anda tedirgin. Onu demek istiyorum. İlk yarıda yani mesela Dünya Kupası'na kadar çok ciddi bir gücü vardı hepimiz. Ben de bir Jesusçu olarak baktığı zaman artık şu anda eleştirebileceğim dünya kadar yanı var. Yaptığı yanlışlar konusunda, kadro konusunda, oyuncu değişikliği konusunda, kadro istikrarlıksızlığı konusunda, oyun planı konusunda, Fenerbahçe'ye gelince konuşuruz. Ama Fatih Terim, Şenol Güneş 1-0 önde başlıyor. Hatta 2-0 önde başlıyor. Tabii canım. Bazen 3-0 önde. Mesela sen o takım başında olsan, acaba ben bu iki tane oyuncuyu alsam biraz sonra arkamdan bana neler gelir? Yani bu söz anlamında, tabii, tepki tabii anlamında. İddialı bir yorum var Utku Bey'den. Ben gelecek sezonun şampiyonunu şimdiden görebiliyorum. Beşiktaş, golcüleri hazır, kalecisi formda. Şenol Hoca'nın yapacağı takviyelerle şampiyon olmaması için bir sebep göremiyorum demiş. İddialı, sen de söyledin. Rakipleri yani var çünkü yani. Ne kadar bu sene de iddialı. Yani bu aldığı sonuçlarla yine şampiyon olabilirdi ama rakipleri ama iyi. Futbol öyle bir şey ki önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de bu sezondan çıkacak sonuca göre çok başka bir kadro. Belki de şu ana kadar en çok eleştirildiği konu, 5 yıldır bu takımın başındasın, bir dünya yıldızı Mesut Özil'in dışında takımda çok fazla göremedik. Evet, önemli isimler geldi. Bu konuda Fenerbahçe de mutlaka Sayın Başkan gözü karartıp çok daha farklı şeyler yapacaktır. Bu sezon çıkacak sonuca göre kupada belki final oynayıp kupayı alacak. Sivasspor maçının sonucu belli değil. Ama Beşiktaş ne kadar iddialıysa Galatasaray da o kadar iddialı. Şimdiden Beşiktaş'ı şampiyon yapmak çok aşırı bir iddialı bir açıklama yani. Sezon başı çünkü baktığımız zaman Fenerbahçe şampiyon gibiydi. Galatasaray o arada puan kaybettiği zaman Fenerbahçe bu ligde Nisan'da şampiyon olur deniyordu. Dünya Kupası'na gidene kadar gerçekten öyle bir algı vardı. İşte o yüzden sokakta da vardı o algı. Diğer takımlarda da mesela vardı bu takımın şampiyon olabileceği yönünde. Ama bazen çok ani bir düşüşler olabiliyor. Futbol. Peki bir hatırlatma yapalım. 0552 915 82 95 sol sayfa etiketine yazdığınız gibi bize videolarınızla da sorularınızı, görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Burada konuklarımıza sorularınızı videolarla da biz yayınladığımızda sormuş olursunuz. Şimdi Enkudu giderse Mehmet Bey yazmış, iki kanat alınır mı? Alınır. Ben Enkudu'yla sadece değil tekrar Redmond'un da gideceğini, gitmek istediğini duydum, ifade etmiştim o. Yani ayrılmak istediğini ifade ettiğini duydum. Tabii ki lig devam ediyor. Belki otururlar konuşurlar ama Redmond'un ayrılmak istediğini duydum. O zaman iki kanat gerekecek değil mi? Ne? Kanat belki transferi yapması lazım, evet. Gezal'ın transfer, durumu. İşte Gezal'ın durumu. Gezal da muhtemelen ayrılacak gibi gözüküyor. O zaman zaten en az 2-3'e de çıkabilir. Çünkü Gezal bu sakatlıklardan sonra çok randıman alıp almaması bir soru işareti olacak. Orada da Şenol Hoca belirleyici olacaktır. Ben iki tane kanat olabileceğini düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Kulübeye baktığın zaman Beşiktaş'ın kulübesi şu anda rakiplerine göre çok zayıf. Hocanın geldiğinden beri oyuncu değişikliklerine bakalım. 5 oyuncu değişiklikleri yaptığı çok az maç vardır. Bazen 3'te bazen 4'te kalıyor. Beşiktaş maçı 2-1. 90'da hep 5'e tamamlıyor. O da 4'te kalanlar tabii var. Bakalım yere dönük. Var, 3 oyuncu değişiklikte de var. Hani 5 olsa Beşiktaş bile maçı 90'da yapıyor, onu demek istedim. Bak Şenol Hoca'nın yerinde başka bir teknik adam olmuş olsaydık. Beşiktaş Galatasaray maçı 2-1 ve orada oyunu tutmaya oynayacak. 82'ye kadar galiba hiç oyuncu değişiklik yapmadı. Yanlış hatırlamıyorsam ben maçtaydım. Ondan sonra Abubakar'ı tam herkes çıkmasını falan beklerken Abubakar 3. golü atıyor uzatmalarda.
Hani kulübede çünkü adamı yok. Değiştirebileceği çok var ama rahat bir şekilde her türlü hamle yapabileceği oyuncu. Rakipleri kadar şanslı değil Şenol Hoca. Çünkü bakıyorsun genelde ilk oyuncu değişikliği Umut şey oluyor, Necip oluyor. Sonra son maçta mesela... Tayfur oluyor. Tayfur'du. Tayfur'dan da mesela oyuna girdikten sonra çok etki alamadı. İşte o son maçta bir aldı. Galatasaray maçında mesela çok şey değildi. Evet, ondan sonraki maçta asist yaptı Tayfur. Bir de gol attı değil mi? Son golü Tayfur attı. Ya işte o kulübeniz güçlü olacak abi. Siz bazen eğer şu andaki Beşiktaş bulunduğu yerde bu kadar üst üste maç kazanıp keyif veren maçlar çıkarttıysa Şenol Güneş'in gerçekten çok büyük payı var. Peki devam edeceğiz yine sorularınızla konuşmaya. Bir ben kimim yapalım? Serie A'da iki takımda 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadım. Ülkemde 2 defa yılın futbolcusu seçildim. Roberto Mancini ve Jose Mourinho'dan çok şey öğrendim. 5 numaranın bende ayrı bir yeri vardır. Hernan Crespo gerçek bir golcüydü. Ben kimim? Hemen bilebiliyor muyuz? Ya. Bunu hemen bilebilirsen ben sana hemen bir çay mı ısmarlarım, yemek mi ısmarlarım bilmiyorum yani. Ya... Bilme bekle o zaman. İki defa öyle anımız var da. Bir tanesinde bir tanesinde ben vardım. Ben biraz ya. Kızdım mı sana? Ben kızıyorum. Bayağı böyle kızdım. Bir hemen böyle renkten hemen. Bayağı kızdım. Yerli mi yabancı mı? Lazio'su var. O zaman senin tahmin ettiğin isim değil. Walter Samuel. Hayır. Oh rahatladım bir şöyle. Son sayfa etiketini. Yok ben burada dedim ya bunu eğer bilmiş olsaydı gerçekten buradan yemeğe götürürdüm yani. Yorumla, cevaplarınızı bekliyorum. Çok rahatladım şu anda. Belki zor bir soru. O yüzden bilmesi biraz dedim yani yemeğe hakikaten götürürdüm. Kimi bilmiştim? Roque Santa Cruz'u bilmiştim değil mi? Biliyor ya o hiç bilinmeyecek isimleri biliyor. Ama tabii Mehmet Özcan değiliz yani haddimiz. Yok biliriz. Ya Mehmet Özcan. O başka bir şey. Kardeşim, hafıza var bir defa. Kardeşim hem kulakları çınlasın ben ekranda izlerken. Bu aralar de... biraz düştü onun formu. Nazarımız değildi. Her gelen onu konuşuyor. Daha doğrusu biz ona çok zor hazırlıyoruz bence. O da olabilir. Abi. Şey, konuğa göre zor hazırlıyorlarsa doğru o da olabilir yani. Geçen Zorku sordu. Yani Yusuf'a dedim Zork ne yani hiç Mihail Zork. Mehmet bizi izliyorsa o da buradan baksın bakalım yani. Var mı tahmin? Şimdi sesli böyle şey yapmak istemiyorum. Çünkü ya normalde bilirsem, yanımdaki yapınca benim işte dikkatim dağılıyor. Için Batistuta değil, Nedved değil, Cannavaro değil, Cambiasso değil. O bir doğru yanıt gelmiş, iki doğru yanıt beş gelmiş. Nesta lazım. Değil. O herkes bilmiş. Demek ki o kadar bu çok zor bir soru değil. Ben şimdi... Puyol değil. Samuel'e takıldım. Cannavaro değil. Zanetti değil. Cambiasso değil. Jose Mourinho Inter. Yani İtalya Serie A'da şampiyon Inter'in bir oyuncusu bu. Edira değil. Pirlo değil. Ve büyük ihtimalle stoper 5 numara giyiyor. Buldum ilk bileni. Süleyman Bedir. İlk bildi. Tebrik ediyorum kendisine. Bugün formda Süleyman kardeşimiz. Evet. Buyurunuz. Sizde var mı tahmin? Bu futbolcu bir stoper değil. 5 numara oynadığına göre libero ya. İşte ön libero. Ay 5 numara, numaranın bende ayrı yeri var diyor. Ustalo o işte libero. 4-5 stoper ya. Inter'den gitmek lazım dediğin gibi. Değilse ön libero işte. 5 numara genelde liberolar giyiyor. Inter'in ön liberosu kimdi o dönem? O dönemi. Şimdi Mourinho dönemi, Mourinho'nun Inter'i, o Barcelona'yı yendiği o sezonların ön liberosu kimdi? Artık ya? Sadece doğru yanıtlar geliyor. Şu an 44 yaşında. Hiç zor bir soru değil yani de bilemedik. Bulamadın mı gerçekten? 44 ise 79'du. Christian Chivo olabilir mi? Bu... Okan ve Emre Belezoğlu'nun gittiği dönemde takımda olabilir mi? Belezoğlu 81'li değil mi? Şu evet. Anda antrenörlük yapıyor. O da 79'lu olduğuna göre. O dönemde takımda var bence. O dönemin takımına bakıyorum. Emre de 5 numara giyiyor. Gittiği zaman 5-2 mesela giymedi orada. Çok büyük oyuncu mu bu? Yani büyük oyuncu mu? Sebastian Veron mu? Ya büyük bir oyuncu. Bilinen ve böyle
hatırlanan bir oyuncu. Öyle. Beran değil o zaman. Ha falan değil yani. Yani Arjantin, Hernan Crespo Arjantin'den olabilir. Bir Amerika kıtası değil ya. Değil mi? Amerikalı değil mi? Avrupalı. Avrupalı mı, Afrikalı mı? Bilemiyorum. İlkemde iki defa yılın futbolcusu seçildi. Ön libero. 5 numara. Bilmemiz lazım ya gerçekten. Afrikalı değil. Tamam, Avrupalı o zaman. Güney Amerikalı değil. O dönemdeki değil, kadroyu hatırlayabiliyor musun? Emre'nin gittiği sene. İnan hatırlamıyorum ya. Yani Mourinho ile nerede çalışmış çok olabilir? Çok iyi bildiğiniz bir oyuncu aslında. Biliyorsunuzdur yani. Mourinho ile nerede çalışmış olabilir? Ya Porto'da çalıştı ya Inter'de çalıştı. Yani Roma dönemi değil. Bu futbolcunun Lazio'su var dedim. Inter'i tamam, de var. Tamam, Inter'i var. Yani Inter'den orada. Mancini de Lazio'dan. Zaten bu iki takım dışında da kendi ülkesinde. Yani o zaman Avrupalı. 5 numarayı orada giyen ön libero. Kim vardı ya? Inter'in ön liberosu o dönem. Inter'de bitirdi zaten kariyerini. Inter'de bıraktı. Bunu mesela ilk erken bilenler var ya, mesela bazı futbolcu numaralarının mesela hayranları var. Mesela 5 numarayı giyen mesela bu futbolcunun Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Inter'in Avrupalı ön liberosu. Inter'le o zaman. Hem Lazio'da da şampiyonmuş anladığım kadarıyla. Inter'de 6 kez şampiyon. Balkanları düşünün. Şampiyonlar Ligi. Aa, Balkanlar. Balkanlar'da. Inter'de Makedonyalı falan veya. Makedonyalı mı acaba? Da Arnavut falan kim var? Arnavut mu acaba? Geliyor oradan sürekli ısrarla, bak acaba diyor. Şimdi ikisinden birisi. Biraz daha uçak Boşnak mı acaba diye. Hakikaten ama bilemedik ya. Bunu bilmemiz lazımdı. İki defa yılın futbolcusu seçildi. Ya, pes ediyor musunuz? Yok, pes etmeyiz daha da. Makedonyalı olsa ikiden fazla seçilir bu kadar büyük bir oyuncu. Ilgaz Çınar. Doğru cevabı verdi. Vermese şaşardım zaten. Gelsin diyormuş şimdi. Yok ya, beğenmesin ya. Birkaç bir şey daha alalım. Oo, Cengiz Han da bizi izliyor. Cengiz Han'dan da geldi. Var mı birkaç ipucu daha? Bak, Inter'ini söyledim. Lazio'sunu söyledim. Balkanlar dedim. Balkanlar neresi tam olarak? Yani bir sayın bir iki tane. Hayır, senin işte söylediklerinden bir tanesi değil. Makedonya dedik. Makedon. Orada çünkü... Bence bilemeyeceksin ki Sırbistan. Sırbistan'sa biliriz ya. Hadi bil. Dejan Stankovic. Tamam, artık bil diye söyledim zaten yani. Bak, ülkeyi söyledin ama bildik. Zor bildiğiniz ama. Bilenler ne kadar çabuk bildiler yalnız, o çok ilginç. Ya ismini söyledim bak, gibi bir şey oldu yani. Yok, şey o kadar da değil. Başta bak, bu söylemeyi şeye yaban atmayalım. Bazı futbolcular numaralar üzerinde futbolcu atar mesela. O numara takıntıları var. 5 numarayı giyen mesela futbolcular, 10 numarayı, 8 numara, hep numara hastası olanlar var mesela böyle. Oradan da hemen, yoksa başka türlü çabuk bulunması. Ya Stankovic çok iyi, büyük de oyuncuydu. Çok da beğendiğim bir oyuncuydu ama yani Stankovic yani Lazio'sunu hatırlamadım orada. Orada zaten girişte direkt özellikle söyledim. Kafanız karışsın diye. Hatırlamadım. Ne yalan söyleyeyim. Inter dese Inter'in ikonik oyuncularındandır. Ama sonra Inter'i de söyledik gelmeden. Yani Inter ama işte yok. Bilemedik ne yapalım. Inter hangi seneler? Kafanı bayağı karıştırmak için söyledik. Tabii canım. Emre'de falan 2003-2004'te gidiyor. Orada bitiriyor zaten. Tabii, hayatı orada geçti. Çok iyi futbolcuydu yani Stankovic. Peki. O zaman sıradaki haberimizle devam edelim. Ali Koç'un açıklamaları var. Fenerbahçe Başkanı. Hakem hatalarını belgesel gibi hazırlayacağız dedi. Ya bu tartışma hiç bitmeyecek. Öyle görünüyor ki. Ama kazanan da mutsuz, memnun değil. Daha doğrusu mutsuz demeyelim. Kaybeden de memnun değil. Sonu bu tartışma, yok. Bu tartışma hiç bitmeyecek. Lig devam ederken lig bitmeyecek. Ama lig hep bitiyor. Lig tescilleniyor. Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nurçebi de geçen hafta biz şampiyon olsak bile ligi tescil edilmesini istemeyeceğiz diye açıklaması vardı. Sonuçta günün sonunda Mayıslar geldiği zaman lig bir şekilde tescil ediliyor. Sayın Başkan geniş bir dosya mı hazırladı hakem hatalarıyla ilgili? Evet. Hakem hatalarını evet doğrudur. Aleyhte ve lehte çok fazla olmuştur Fenerbahçe'ye. Hakem hatalarıyla kazanılan maçlar da var Fenerbahçe'nin. Yani penaltılar konusunda bunu da kabul etmek lazım, bunu da söylemek lazım. Evet,
zaman zaman hakem hatalarından dolayı yaşanan moralsizlikler oldu ama bir öz eleştiri yapmak lazım. Fenerbahçe bu sezon özellikle son bir ay içinde iki kere çok net altın tepsiyle Galatasaray önüne fırsat sundu. Ve puan kayıplarının da evinde olmasının da bence çeşitli sebepleri araştırmalı. Yani futbol takımının bu kadar motive olamaması, geçen hafta Giresunspor'a karşı özellikle Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada futbol olarak baktığın zaman Fenerbahçe'de bir sistemsizlik var, bir plansızlık var. Bunu nedenleri ben de merak ediyorum. Açıkçası bu hakem hatalarında neler konulacak? Ama yani Fenerbahçe oyun olarak bir şey oynamıyor. Fenerbahçe taraftarı, futbol severler, ben Fenerbahçe maçlarını izlerken özellikle son haftalarda keyifle izlediğim maç az olmaya başladı. Bir ay önceye gidelim, zaman zaman vardı birkaç güzel maçlar, yani böyle keyifle izlediğim. Özellikle o Dünya Kupası öncesi izlediğimiz çekişmeli, karşılıklı gollerin olduğu. Mesela o sezon başında az gol yiyordu, çok atıyordu. Şimdi çok gol yiyip az atıyor. Mesela her maçta ortalama gol yiyen bir Fenerbahçe var. Yani takviyelerde yapıldı, savunması, forvet attı. Biraz çözüldü de yani. Hani rakipleriniz, o zaman rakipleriniz... Sezon sonuna doğru her takımda bu performans düşüklüğünün sebebi biraz da o oluyor aslında. Elinizdeki kadro, sizi çözülmeyecek değişikliklere itiyor. Çünkü Okan Hoca'nın gibi bir kadrosu varsa haftalardır hep aynı 11 ile devam ediyor. Rakipleriniz sizi çözebilir ama Fenerbahçe kadrosuna bakalım. Her hafta 4 tane, 5 tane, en az 3 tane her hafta değişiklik var. Bazen bu sayı 4'e 5'e de çıkabiliyor. Burada rakibiniz sizi çözmüş olması lazım yani değişik oyuncularla geldiğin zaman. Biraz da öz eleştiri yapmak lazım. Öz eleştiri hemen hemen hiç olmadı diyebilirim yani. Bundan önceki bir açıklamada önce futbolun kötü olduğuna vurgu yapıp ondan sonra eleştirilere geçilmişti. Bakalım nasıl, kaç dakikalık bir video olacak. Videonun içinde verilen verilmeyenler de olması lazım. Verilen penaltılarda da mesela kazanılan puanlarda da Fenerbahçe lehine verilen penaltılar var. Ne zor bir mesai ya. Yapacak, hazırlayacaklara çok üzüldüm şu anda. Şimdi onlar hazırlanıyor yıllardır. Bu Galatasaray'da da böyle oldu. Beşiktaş'ta da böyle oldu. Bir dönem Trabzonspor'da da çok hakem tepkileri oldu. Ama sonunda onlar buhar olup uçup gidiyor yani. Arşive koyacaksın bir şekilde, sonra belki kullanılabilir diye. Bakalım neler çıkacak toplantıda. Yani lig devam ediyor. Bu hafta İstanbulspor Beşiktaş Galatasaray maçı çıkacak sonuca göre, yani Galatasaray'ın ben buradan sonra artık puan kaybedeceğini, belki hem Galatasaray hem Fenerbahçe'de puan kaybedebilir kalan maçlarda. Yani çünkü maçlara baktığınız zaman, ben bunu iki hafta önce de söylemiştim. İki takım da puan kaybedebilir, yani kaybedebilir demiştim. Yine hala aynı yerdeyim. İki takım yine puan kaybedebilir. Fenerbahçe Trabzonspor'la oynuyor, Galatasaray İstanbulspor'la. Galatasaray kazanıp Fenerbahçe kaybederse belki önümüzdeki hafta şampiyonluk maçı olacak. Ya bir Fenerbahçeli arkadaş bana dedi ki, Galatasaray bütün maçlarını kaybetse de takımın şampiyon olacağına inancım kalmadı dedi. Yani Fenerbahçelilerin bir de böyle futbol bir... Futbol olarak, evet, inanmışlık olarak sahadaki oyuncuların o iki hafta mesela kaybedilen puanlardaki üzüntüleri. Bir, çünkü Ankara bütün gücü, fırsatlar kaçtı. Bir Ankara gücü maçı mıydı ya? O kaleden İrfan Caner'i bir atın da koşarak son dakikada gelen, hı-hı, gol. Müthiş bir kenetlenme vardı. Orada dedim ki işte bu... Crespo'nun attığı gol. Bu şampiyonluk gol sevinci olabilir. Galatasaray'ın yine iç sahada attığı gol aynı şekilde. Fenerbahçe'nin Mitchell'ın attığı gol. O maçta mesela 3 sene önceki Akhisar Karlı maçtaki gibi bir ana bir görüntü verdi. Git gelleri olan birlik yaşıyoruz. Ama oyun anlamında yani Fenerbahçe puan kaybedebilir. Fenerbahçe yenilebilir. Ama hakikaten bir oyun sistemi, bir oyun şablonu, futbolcuların için sahaya çıktıkları andaki inançsızlık demem ama oradaki hocadan mıdır? Takım halinde böyle bir istek, maçı kazanma. Yani sen Giresunspor'la oynuyorsun. O Giresunspor evet çok katı bir savunma yaptı, bunu kabul edelim. Giresunspor'un aldığı bir puan Giresunspor'u ligde tutar mı tutmaya yeten bilmiyorum ama Giresunspor'un mesela o maçta bir puanın çok belki etkili olmadığını düşünüyorum. Orada son yarım saatte özellikle çok katı bir savunma yaptı Giresunspor. Yani o bazen oyunu yıkma baskı size oyunu yıkabilir. Oradaki o baskıyı göremedik. Evet pozisyonlar vardı ama takım halinde hani böyle topu ısırırsın o şampiyonluğu istediğin zaman ya. Fenerbahçe'de bu oyunu bir türlü göremiyoruz. Burada da kimse kusura bakmasın. Benim o konuda Jesus konusunda sezon başı ve ilk yarı o Dünya Kupası arasına kadar çok övdüğüm Jesus'u şu anda bu kötü futbolda bir numaraya koyuyorum yani. Tabii futbolcuları bireysel olarak tek tek suçlamaya şu şöyle bu böyle diyemiyorum ama
Jesus'un hamleleri, oyun içindeki hamleleri, oyuncu değişikliklerine baktığın zaman hep eleştireceğimiz bir şeyini bulabiliriz. Bazı futbolcuları da tabii ki bunun içine koyarız ama mesela bir Rossi ısrarı, Arda'yı yorulduğu zaman oyuna işte çıkarmaması, İrfan Can ısrarı, Arao, Emre Mor'u bir türlü tam istenilen kıvama getirememesi, Crespo, Zayis gibi savunmada Salahi'nin bu kadar hata yapması, bireysel hataların ön planda olması, takım halinde sıkıntı varsa burada Jesus'a yazar bu. Transfer politikasına da yazar. Yani gerçi transferleri isteyen de Jesus olduğu için yine bütün oklar Jesus'a dönüyor. Ama sezon başında bu takımın yaptıktan sonra sezon baktığın zaman şöyle tek tek sıraladığın zaman 5 tane golcüm var ya. Ya takım mühendisi zaten hep biz burada anlattık transfer raporunda Aykut İnce'nin programında. Mahmut Hoca ile de anlattık. Mahmut Alpaslan'a da çok uzun yıllar scouting yani çalışmış önemli bir büyüğümüz. Transfer yani kadro mühendisinde ciddi sıkıntılar vardı Melike. Bunların da şimdi mesela Sayın Ali Koç, Sayın Başkan'ın bu açıklamaları yapacak ama sezon sonunda bu transfer mühendisliği, transfer plansızlığı, hoca ile yönetim arasındaki olan kopukluklar, bunları ilk bittikten sonra çok konuşuruz. Yani şu anda hiç konuşulmuyoruz. Mesela hakem hataları, hakem rapor şeyi hatalarını hazırlanan bir muhtemelen geniş bir vetera görüntü hazırlanacak. Ama Jesus'la yaşanan belgesel. Belgesel. Yani o belgesel sezon sonunda da Jesus'un yaptıkları ve yapamadıkları ile ilgili de mutlaka çıkacaktır. Çünkü burada bir arka planda da Jesus sıkıntısı yaşanıyor haftalardır. Bak yani çok net bir şekilde futbolcularla, yöneticilerle devre arasındaki transfer yani en son işte sol bek alıyorsunuz. Ve haftalarca 7 hafta falan oynamadı. Sonra oynadığı zaman eleştiriliyor. Sonra Ruan Perez geliyor sakattan dolayı. Samet Serdar konusunda mesela Samet'i muhtemelen hoca çok istedi. Samet Akaydın'ı. Yenilen gollere bakalım. Son bu kritik haftalarda Samet ve Salah'ı var. Hani bireysel hatalardan. Bir önceki kayıpta bakıyorsun Samet var. Hani savunmada çarpıyor gol atıyor. Bu hafta Salah'ı var. Oyun planı, o üzerindeki stres, baskıyı, o teknik adamların işte biraz önce Şenol Güneş'ten bahsettik ya mesela. Fatih Terim, Şenol Güneş gibi. O stresli dönemlerde orayı idare edebilmek çok başka bir şey. Futbolcularda bir panik havası saha içinde görüyorduk. Görmüyor musun sen bir sahanın içinde bir teknik adam olarak? Yani böyle maça başlarken bir gerginlik. Önce mesela maçlar Fenerbahçe Galatasaray oynanıyordu. Şimdi Galatasaray oynamaya başladı önceden. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe de puan kaybediyor. İki kez çok büyük hayal kırıklığı oldu Fenerbahçe için mesela. Evet. Üst üste. Şimdi şu açıklamanın şu kısmı da önemli. Onu da konuşalım. Aleyhine olan takım biziz, lehine olan takım da malum takım diyor. Şimdi Burak sen sezonun geneline baktığın zaman hakem hatalarında bir yerde bir ağır basma olduğunu görüyor musun? Şu takıma çok yapıldı ya da. Bazı sezonlarda çok bariz olur çünkü bu. Ya şimdi açıkçası şöyle ben hakem konusunda anca böyle işte canlı maç analiz programımız olduğunda falan pozisyon itibariyle anlık onları yapıyorsun yapıyorum. Genelde. Aynen ve işte pozisyon üzerine yapıyorum. Çok genel olarak hakem içine girmek istemiyorum. Çünkü ben de çok farklı seviyelerde çalıştım. Çok hakem sıkıntısı biz de yaşadık sahada. Yani hani bunu söyleyelim. Ama hakem konusu şöyle bir şey Melike. Tüm takımlar adına konuşuyorum yani Sayın Başkan'ın açıklamasının üzerine konuşmuyorum. Yani ne kadar üzerine düşersen o kadar yani hani bir yarayı kaşarsan... Ne kadar kaşırsa o kadar kanar ya. Ve daha geç kabuk bağlar. Hakem konusu öyle. Çünkü neden? Şimdi işte X takım hakemden dert yanıyor. İkinci hafta Y takım yanıyor. Dördüncü hafta Z takım. Yani hiç kimsenin memnun olmadığı bir noktada daha büyük o zaman şeyler yapmak lazım. O zaman şöyle bir husus olabilir. En başta dört büyük kulüp, akabinde diğer kulüplerle birlikte hakem konusunda federasyonla oturup farklı bir çözüm düşünülmeli. Yani biraz hakem bizim kulüplerimizin bugünü anlatmıyorum. Alt liglerde de böyle üst tarafta böyle hep hakem bir kaçış noktası oluyor Melike. Evet. Hep bir kaçış noktası oluyor hakemler. Hakemler her zaman bakın tekrar söylüyorum yani çok farklı kategorilerde görev yaptık. Hakemler her yerde hele alt tarafta skandal şeyler oluyor. Ama en son Bandırma Spor işte hakemi skandal şeyler oluyor yani. Var kayıtları. Çok skandal şeyler oluyor yani. Mesela bu sene yine arkadaşlarımızın çalıştığı takımlarda da görüyoruz. Videolar geliyor. Dolayısıyla şöyle ben toparlayayım konuyu. Yani evet bir hakem problemi var mı? Var. Ama bunu bir şekilde çözmek lazım ve bir şekilde o çözümü
TFF ile kulüpler birliği bir şekilde hallettikten sonra da hani artık bu yarayı kaşımayacağız deyip destek olmaları lazım çalıştırmamız için. Ben sağ içinden bir şey söyleyeyim. Ya ben de bir antrenörüm ama hakemler tamam hatalı maçlar yönetiyorlar. Kendilerini geliştirmeleri lazım. Kart istikrarı yok, karar istikrarı yok. Bunların hepsine katılıyorum ama ya bir de gelelim ligimizde ne oynanıyor ya bir de onu tartışalım yani. Oyuncuların da bir şapkasını önüne koysun. Teknik adamlar da koysun. Ne kadar izlenebilir bir ligimiz var. Burada inanır mısın Melike? Scoreboard'da moderatör arkadaşlarımla birlikte programı bitirmekte zorlanıyoruz biliyor musun? Bak çok iddialı bir şey söylüyorum. Bazen öyle maçlar oluyor ki konuşacak bir şey bulamıyoruz ya teknik olarak. Şey, dakika 30. Ben onu hep söylüyorum. Ne takımları konuşabiliyoruz. Her takıma süre kalmıyor bunları konuşmaktan. Sadece böyle işte dört büyük takımın maçlarını konuşuyoruz. Diğer maçlara değerlendirme yapacak süre kalmıyor. Çünkü büyük bir kısmında ya yönetimlerin tartışmalarını ya hakem konuşuyoruz. Ya biz oyunu geliştirelim. Yani rakip ceza sahasında toplu buluşma diye bir rakam var. Çok önemli. Bakıyoruz bazen bir maçta. Ya ilk devrede 10 defa girmiş iki takım. Müzik geldi. Bununla ilgili ben de bir iki bir şey söyleyecektim ama müzik geldi. Yani zilin sesini duydunuz çocuklar diyoruz burada ve 33. haftayı bir hatırlatacağız sizlere. Şimdi özetlerimiz gelsin. Sonra son dilimde birlikteyiz. 33. haftayı şöyle bir hatırladık. Şimdi devam ediyoruz haberlerimizle birlikte son sayfaya. Sizler de tabii ki davetlisiniz. Hem son sayfa etiketine hem de telefon numaramıza videolarınızı gönderebilirsiniz. Şimdi Fenerbahçe ligde şampiyonluk şansını epey zora soktu. Hatta mucizelere bıraktı diyebiliriz. Rakibi Galatasaray puan farkını açtıktan sonra. Ama kupada tek mücadele eden dört büyükler arasında takım şu anda. Ve tabii ki kupa hasretine son vermek ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak istiyor. Kupa Ligi biraz da olsa telafi eder mi? Ne düşünüyorsunuz Fenerbahçe adına? Kötü bir sezon denebilir mi? Lig ikinciliği öyle görünüyor şimdi bakınca. Kalan bütün maçlarını kazandığını düşünürsek ve kupayı aldığını düşünürsek sezonun geneli için belki hani kaçırdı şampiyonluğu düşüncesi daha ağır basar o zaman. Savaş seninle başlayayım. Bir tek Jesus öyle düşünür zannedersem. Çünkü olaya biraz da Avrupalı olarak mı bakıyor diyelim. Yani eğer burada Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırıp Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa bir başarı mıdır? Uzun süredir kupa almadığını düşünürsek, Ali Koç döneminde kupa almadığını düşünürsek küçük de olsa bir moral olur yani. Ama şampiyonluk yani. Bütün hedefler şampiyonluk. Avrupa'da bir takım 3 sene, 5 sene arka arkaya şampiyon olmasın, ikinci olsun. Orada bir başarı olarak gözükebiliyor bazı takımlar için. Ama Türkiye'de şampiyon değilsen başarısızsın. Özellikle 3 büyük takım arasındaysan. Evet. Şampiyon olmadığın hiçbir sezon başarı olarak göremezsiniz. Hedef her zaman şampiyonluk. Ziraat Türkiye Kupası için de şu anda tabii İlk ayağı yarı final oynandı. Daha bunun ikinci ayı olacak önümüzdeki hafta bu haftadan sonra. Orada da belli olacak. Finale kalırsa biraz tabii moral olacak ama bir taraftan da hala şampiyonluk hesapları Fenerbahçe mutlaka yapıyordur. Yani Galatasaray'ın olası bir puan kaybı, Trabzonspor maçında alınabilecek bir sonuçta tekrardan hedefini sürdürebilmek son haftaya kadar. Bu gelen fırsatları değerlendiremedi. Bundan sonra bir fırsat daha yakalar mı bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin de zorlu maçı var. Yalnız kupa gelirse tabii ki Ali Koç'un ilk kupası olacak. Başarı mıdır dersek başarı asla diyemeyiz. Başarı şampiyonluk her zaman. Tabii. Burak sen ne soracaksın? Tabii. Büyükler için her zaman şampiyonluk kriter çok net bir şekilde. Ama tabii bir büyüktür sıfırdan. Şöyle tersini düşünelim. Finalde oynadı. Finali kaybetti diyelim. Veya yarı finalde elendi diyelim. Katmerli olur eleştiriler. Evet daha da fazla olur. Her zaman... Daha yüksek sesli olur bir yandan da. Kesinlikle. Bir büyüktür sıfır her zaman. Ama şöyle ben biraz iyi açı tarafından bakmaya çalışıyorum aslında. Hep şunu deriz yani bir takım ne kadar iyi olursa olsun rakipleri çok daha iyi olursa yapabileceği bir şey yok. Şimdi Galatasaray'a baktığımız zaman bunu görüyoruz bu sezon özelinde. Hani Fenerbahçe kalan maçlarını kazanıp bir de kupayı alırsa çok 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 ağır eleştirileri olmaz. Biraz daha böyle yönetimlerin o işte dikkat çektiği hakem hataları vesaire farklı yerler daha çok konuşulur gibi geliyor bana. Peki Jesus devam eder mi böyle bir sonuçtan sonra? Yani ben orada Fenerbahçe taraftarının yani hem Jesus'a hem de olacak yani şampiyonluk kaybında
ciddi tepkisinin olacağını düşünüyorum açıkçası. Zaten belli noktaya kadar vardı. Sürekli hani yönetime de ciddi tezahüratlar yaptılar bu bağlamda baktığınızda. Bir de birikimli bir uzun süredir şampiyon olamama var. Onun için tabii çok daha zor Fenerbahçe taraftarı için bu durum. Jesus tarafı hani bilemiyorum ama ben net bir şekilde şöyle söyleyeyim. Hani geçen sene Trabzonspor'un bir dominasyonu vardı ligi. Çok önceden bitirdiler. Ve hakikaten en iyi takım oyununa sahip olan takımdı. Kadro olarak da en iyi takımlardan bir tanesiydi. Çok formdaydı. Ama yine Galatasaray'ın kadrosu çok iyi bu sezon ama Fenerbahçe bu şansları kendi tepti yani. Fenerbahçe içeride Giresun'u yenemezse, deplasmanda yani içeride Giresun'a kaybederse, deplasmanda Giresun'u yenemezse, içeride Ümraniye'yi yenemezse, içeride 3 büyük rakibinden ikisine kaybederse, bu rakiplerin onlardan daha iyi olduğu noktasında bir defansif bir argüman veremez Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin eline gelen fırsatları net bir şekilde değerlendiremediği gerçeğini gösterir bence. Ahmet Bey yazmış, Jesus'un yerinde İsmail Kartal olsaydı Fenerbahçe yine yarışın içinde olurdu veya şampiyon yapardı. O zaman Jesus'un artısı nedir? O kadar hocaya verilen paralar, bu kadar transferler yazık değil mi şimdi demiş. Bu ne biliyor musun? Bu skor günlük ya da haftalık konuşmak mesela. Sezon başında İsmail Kartal'ın esamesi okunmuyordu. Gelen iyi sonuçlar, iyi futbolla beraber. O Dünya Kupası Giresun Spor maçına kadar hoca konusunda hiçbir eleştiri yoktu o zaman. Evet. Jesus açıklandığı anda İsmail Kartal hiç konuşulmadı. Eğer Jesus değil de başka bir hoca olsaydı ama bugün Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumda İsmail Kartal da olsaydı bu kadar olabilirdi yorumlar yapılıyor. Belki de Ziraat Türkiye Kupası maçında da olmayabilirdi. Ama Fenerbahçe işte Dünya Kupası'ndan sonra inanılmaz bir düşüşe geçti. Burada hocanın Brezilya milli takımına gideceği iddiaları, işte Portekiz milli takımına gideceği iddiaları, başka takımdan zaman zaman işte aldı kendi açıklamaları, Portekiz basına yaptığı açıklamalar, takımdaki motivasyonu bu süreçte bir türlü yukarı çıkaramadı. Takımda hep bir düşüş oldu. Dediğin gibi mesela biz bir ay önce Fenerbahçe Aslantepe'de kupa kaldırmanın hesaplarını yapıyordu. Bir daha kaç yıl sonra gelebilir böyle bir şey? Böyle bir fırsat. Mesela bugün 12 Mayıs Galatasaray'ın Kadıköy'de kupa kaldırdığı yıl dönümüydü. Sosyal medyada da iki kulüpten de açıklamalar da vardı bu konuda. Şimdi 3 hafta önce Galatasaray'ın puan kaybettiği hafta bunlar hesaplar yapılmıyordu. Fenerbahçe acaba son hafta işte o yıllar önce Kadıköy'deki kupanın aynısını kaldırabilir mi? Bugün senin de ifade ettiğin gibi çok ince, mucizevi bir şampiyonluk gelmesi lazım burada. Son hafta şimdi Fenerbahçe Galatasaray şampiyon olsa alkışlayacak mı? Bunlar konuşuluyor. Evet. Yani bugün itibariyle şimdi bir de o konuşuluyor. Acaba Fenerbahçe Galatasaray şampiyonluğu garantilerse Fenerbahçe alkışlayacak mı? Sayın Başkan'ın malum takımlıydığı yerde alkışlama olur mu? Bu da tabii ki bir kocaman bir soru işareti. Sayın Başkan, bir defa Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı. Ya bu demin hakemleri konuşurken orada reklama gittik. Ya bu hakem konusu her sene aynı. Önümüzdeki sezon da olacak. Bence evet. Türkiye Futbol Federasyonu Haziran'da yenilenecek. Belki Mehmet Büyükekşi yönetimi devam edecek. Belki yeni bir yönetim gelecek. Ama gerçekten köklü çok ciddi bir değişime ihtiyacı var. Biz az önce sen de ifade ettin. Alt liglerde, üst liglerde her yerde hakem konuşuluyor. Hakem hata yapıyor. Bir takımın kaderiyle oynuyor ama şampiyonluk ama altta ligde kalma. Ama orta sıralardaki maçları hakem 3 maç ceza alıyor. Olan o takımı bütün sezonuyla, geleceğiyle altını da üstünü de ilgilendiriyor. Bu konuda da o Kulüpler Birliği ben uzun yıllardır söylüyorum. Kulüpler Birliği bana göre uzun yıllardır hiç ciddi bir şey yok. Hep birileri küsüyor, hep birileri kızıyor, toplantıya katılmıyor. Sonra ertesi sene tekrar devam ediyor. Bu sene mesela Beşiktaş, Sayın Ahmet Nurçebi uzun zamandır katılmadığını ifade etti. Kendi Kulüpler Birliği Başkanı döneminde Galatasaray bu konuda tepki vermişti. Yani Kulüpler Birliği Başkanı'nın malum takımda diye yerde o birliktelik. Bir tek hep söylüyorum, sadece Kulüpler Birliği tam kadro halinde ne zaman toplanıyor, ne zaman yayın ihalesi oluyor. Yayın ihalesinde herkes ortak fikir koyuyor. O pastayı şampiyonluk sayısına göre alıyorlar. O diyor ki benimki bu kadar daha olması lazım. Gelinen noktada öyle bir rakam aşağılara indi ki işte bu ligimizin kalitesi, ligimizin kavgaları, İşte biz biraz yaşananlar, bunlara kafa yorsak çok farklı olacak. Sezon bitiyor, yeni sponsorluklar oluyor, kulüpler sponsor bulamıyor. Evet. Bakın Sayın Ali Koç'un kendi şirketlerinin sponsorlu olmasa Beşiktaş, Galatasaray gerçekten önümüzdeki yıllarda artık sponsor bulmakta zorlanacaklar. Sponsor oluyor çok ciddi paraya, bir an önce bitsin de ben artık kaçayım diyen sponsorlar var.
Ve rakamlar bazında bakalım, 5 sene önceki sponsorla, bir stat sponsorluğuna, bir forma sponsorluğuna o kadar düştü ki rakamlar. Bu da bu kavganın, tartışmaların içinde yer almaktan dolayı. Yani geliştirmeye kafa yormak lazım dediğiniz gibi. Geliştirmeye kafa yoramıyorsun. Hiç sürekli kavga etmekten, sürekli hakemleri konuşmaktan. Yormuyoruz. Oyunu mesela şu hakemler konuşulduğunun yarısı oyun konuşulsa çok daha farklı şeyler. Buyur işte. Belgesel hazırlıyoruz diyorsunuz. Fenerbahçe'nin Jesus'un yaptığı hatalarla da ilgili bir belgesel lazım. Ya da Galatasaray'da çıkıp belgesel hazırlayabilir. Galatasaray'da ligin 8 haftalık 10 haftalık diliminde ben de bir belgesel hazırlayacak. Beşiktaş da çıkacak mesela. Ben belgesel hazırlamasam da onun da farkları var diyecek. Zaten yani. Devamı gelir. Karşılıklı yine alıştığımız gibi. Bütün sezon özeti zaten kulüplerin birbirlerine yaptığı açıklamalar. Mesela bir şey eklemek istiyorum. Şimdi bizim çok daha uzağımızda tabii ki. Şimdi Suudi Arabistan Pro League. Yıllardan beri bir şeyler koymaya çalışıyorlar. Bir şekilde Ronaldo geldi El Nasr'a. Öyle de bile. Şimdi El Hilal'e Messi'nin gelmesi konuşuluyor. Zamanında Juventus hatta yani farklı kaynaklar bulup Ronaldo'yu Serie A'ya getirip Serie A'yı tekrar ayağa kaldırdı. Bir şekilde Serie A çok düşmüştü bizim o gençlik çocukluk dönemlerimizdeki o Milan, Inter, Juventus o güçlü dönemleri yoktu. Bir ara biliyorsun onlar domine ediyordu. Ama çok geride kalmıştı hatırlayalım Serie A yani. Ama Ronaldo'nun gelişi Juventus tekrar bak Serie A bir çıkışa geçti. Bir de biz bu taraflara kafa yorsak. Yani acaba işte her büyük takıma böyle bir tane yıldız oyuncu mu gelse, Avrupa'nın da ilgisini mi çekse gibi gibi bir şeylere mi kafa yorsak? Küçük ve kısa vadeli planlar yapmasak. Yani kafa yorsak biraz. Ondan sonra ne bileyim işte altyapılarda belli noktalar, belli işte transfer kriterleri gelse. Şu da var şimdi tabii biz burada genel olarak haklı olarak daha fazla en büyük takımları konuşuyoruz ama mesela küme düşme hattındaki takımların transferleri nasıl acaba Melike? Yani gelen oyuncular nasıl? Orada kimler oynuyor? Onlar ne kalite ortaya koyuyorlar? Yani bunların hepsi ligin tamamı bir bütün. Mesela Sassuolo Serie A'da mütevazi bir takımken ne kadar oyuncu çıktı oralardan? Bizim oyuncularımız da oynadı oralarda. Evet. Yani biraz bunlara kafa yormamız lazım genel olarak aktarım. Çünkü öbür türlü çok kolay yani. Herkes... Bugün ben hani Sayın Başkan'ın Ali Koç'un açıklaması üzerine konuşmuyorum. Ya bugün kim ikinci veya üçüncü olsa o çıkıyor. O yapıyor zaten açıklamayı yani. En sezonun başında farklı yöneticilerin açıklamaları vardı farklı takımlardan. Yani bu takım işi değil. Dediğim gibi her seviyede bu var. Bir şekilde ligin ana kalitesini arttırmamız lazım. Mesela ben her zaman konuşuyorum 18 takım. Hani 19-20 takım oluyoruz ya. Mesela en fazla ben söyleyeyim Süper Lig'in 16 takımlı olması lazım. 16 takımlı olması lazım ki kalite daha artsın. Orada Ankara'daki iki tane takımın alacağı bütçe, alacağı parayı diğer takımlar alsın, doğru yerlere aksettirsinler. Belki biraz da alt ligler fazla takımlı olabilir. Yukarı çıkmanın daha farklı bir bedeli olsun yani. Plan yapamıyoruz. Planlı programla yapamıyoruz. Son 20 yıla 22 yıla baktığımız zaman şöyle hakemler konusunda, MHK konusunda, TFF konusunda bir türlü istikrarımız yok. İki dönem MHK başkanlığı yapan 20 yıldan bu tarafa ya bir defa var galiba ya da bir buçuk. Onun dışında son yıllara bakalım hep her sene MHK başkanlığı süresi... Demek ki kişide problem yok. Kişide değil, sistemde problem var. Sistemde problem olduğu için bu sıkıntılar çıkıyor. Şimdi mesela 8+3 geçen haftaya kadar... Şimdi sezon, o değişecek mi, yabancı kuralı serbestlik olacağı belli oluyor. Bugün yapılan toplantıda şimdi 8+3'ün bir yıl daha devam etme kararı alındı. Yayına başlarken ne dedim Melike? Galatasaray transfer politikasının rakiplerine göre çok daha erken başlayacak. Çünkü bu sezon ligi en erken açacak takım olacak. Evet. Ön eleme oynayacağı için. Şimdi siz 8+3'ü pazartesi resmi olarak açıklayacaklarını duyuyoruz. Eğer bir sene daha bu şekilde devam edecek diyor. Bu kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haziran'da yeni gelecek olan yönetim serbest bırakırsa ne olacak? Alıştığımız şeyler bunlar. Ama işte kulüpler çok ciddi zarar görüyor o zaman. Evet, bütün Galatasaray, transfer politikasını ona göre yapıyor. Şu andaki takımlara baktığın zaman Galatasaray 8+3'te bir türlü Okan Hoca'nın en çok elini kolunu bağlayan o sol bek konusunda yaşantı sıkıntı yaşanması. Ama Galatasaray da sanki kural yokmuş gibi bir transfer yaptı yani. Yabancı transferi yaptı. Oradan biraz... Orada da plansızlık var. Yani ben burada sadece plansızlık bütün kulüpler için, federasyon için, merkez için o plansızlığı bir türlü aşamıyoruz. Biz bağırıyoruz, çağırıyoruz ama sen kendine bakacaksın. Planlar nesinde? Plan yapabildin mi? Burada şimdi 8+3'ü pazartesi günü açıkladılar. 8+3 aldık. Seneye böyle devam edecek. Yeni federasyon geldi. Kulüpler yeniden toplandı. Kaldırdık. Galatasaray oraya kadar... Yabancı oyuncuları aldı. Ve... Yani bu sezon yaşadığı sıkıntıdan daha da fazlasını yaşayacak. Sonra dedi ki Haziran sonu transfer dönemi devam ediyor ama bütün planlar tekrar bu sefer yeniden başka başa dönecek. Çok
değişik bir süreç ya. Bu şeyi yani de etkiler şimdi. Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyorsun. Ligde oynatamıyorsun oyuncuyu kural gereği. Bu sefer senin ülkenin uluslararası başarısında da takımın hani o sürekli değişmesi, 11'inin kural nedeniyle sürekli rotasyona uğraması takım başarısını etkileyebilir. Ya işte o kuraldan sebep Galatasaray Adokup Bey'i aldı yerle oynatıyorum diye. O sıkıntı olmamış olsa Okan Hoca orada herhalde Dubois'u atar yani şu anda baktığın zaman. Yani sağ bekten sol beke devşirme yabancı kontenjanı serbest olmuş olsa ben eminim ki orada Okan Hoca çok maçta orada Dubois'u atırdı yani. Ya bir de şu var şimdi transfer Ocak'ta başlar en geç. Zaten planlı bir takımın listesi var. Yaz transfer için. Tabii ki. Evet, yok. Yaz transfer için planlama diyor. Evet. Ocak'ta başlar. Tabii. Bosman çünkü 1 Ocak'ta Bosman kuralı var. Şimdi ben şunu soruyorum. Eğer Haziran'da belirleyecekseniz yabancı kuralını. Ya bu neye göre yapacak bu kurallar? Özür dilerim. Bu takımlar neye göre yapacak transferi? Ya bu iş Ocak'ta başlar. Mesela. Bence 3 senelik kararlar belirtilmeli. Kesinlikle. Zaten siz daha iyi bilirsiniz. Yapılanma dediği şey en az 3 seneliktir. 3 yani. Yıllık sözleşme yapıyorsun. 4 yıllık sözleşme yapıyorsun. Mesela şimdi Sergio Oliveira Galatasaray 4 yıllık yaptı. Lucas Torreira 3 yıllık yaptı. Diğer sözleşmelerin hepsi 3 ya da 3 artı 1. 1 artı 1 yaptığın zaman ancak Mertens gibi 35 yaşında, yani 34 yaşına gelmişse o şekilde yapıyorsun. Dolayısıyla böyle bir sözleşme yaptığın yerde sen 1 artı 1, bir yıl daha uzatalım diyorsan bunun adı plansızlıktır. Başka hiçbir şey değildir. Devam yani. Et kestim kusura bakma. Evet yok yok. Avrupa'da mesela şimdi ne oluyor? Biz şimdi Avrupa'da oynuyoruz. Bu sezon aldığımız puanlar hangi sezonu ilgilendiriyor Melike? Önümüzdeki sezonda 2 sene sonra. Bu sene çünkü bir dahaki sene 2 sene sonra. Neden? Ona göre planını yap değil mi? Yani hemen adam sana bir dahaki seneye vermiyor. Şimdi en kötü hiçbir şey bilmiyorsak UEFA'ya örnek almamız lazım ki ona göre plan yapılsın. Ha diyeceksin ki sen bana öyle mi yapılıyor bizim ülkemizde? Doğrusu öyle yapılmıyor. Biz ne hoca belli, ne sportif direktör belli, ne başkan belli. Yani herkes ne gün oluyor? Haziran oluyor. Hadi biz transfer yapacağız. Önce hocayı bulalım, hocaya soralım. Bizim ülkemizin en büyük problemlerinden biri futbol aklı takımlar da çok yani çok stabil bir futbol aklı yok. Evet. Mesela Bayern, Oliver Kahn, yıllar Hasan Salihamidžić birileri var. Bu illa futbolcu, eski futbolcu olmak zorunda değil. Bir şekilde birini getirmek lazım ve istikrarlı bir şekilde onun aklına göre ilerlemek lazım. Öbür türlü gelsin, yap boz sürekli. O geldi, olmadı. İşte yeni yönetim gelsin, yeni kadro gelsin, yeni hoca gelsin. Mesela Fenerbahçe'de şey futbol aklı var mı? Ya sadece Fenerbahçe'de. Ben şimdi diğerlerini sayacağım. Fenerbahçe'de futbol aklı var mı? Futbol aklı Sayın Ali Koç'la Jorge Jesus. Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Ceyhun Kazancı Bey var orada ama yani kimse kusura bakmasın futbol aklı olabilecek kadar geçmişi var mı Ceyhun Kazancı'nın? Ben çok illa vardır ama ya oraya koydularsa vardır ya, diye. Koydular ayrı bir şey. Yani oraya var koydular dersen, derken oraya seçilmiş. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Oraya geldi ama yani orada futbol aklı olacak kadar geçmişte bir futbol tecrübesi ya da kulüplerde yöneticilik yapmış Sayın Erden Timur için de söylerim. Erden Timur da Galatasaray için çok önemli bir figür. Önemli işler yapıyor transferlerde ama geçmişine bakalım futbol aklı var mı? Orada bir Cenk Ergün var. 25 yıldır neredeyse futbol içinde mesela. Öyle ya da böyle futbol aklı diyebileceğimiz bir potansiyel var. Yani yıllardır Galatasaray'da kaç başkan gördü, Trabzonspor'da çalıştı. Futbolun hep içinde olan bir şey. Bir şey diyordun. Yani futbol akılları önemli. Hocalarla, yönetimlerle arasında köprü olacak isim Avrupa'da belki. Çünkü Avrupa'da herkes işini yapabiliyor. Herkes görevini biliyor. Sportif direktör, teknik direktör olmuyor Avrupa'da mesela. Bizde sportif direktör, yedek teknik direktör gibi. Evet. Çat teknik direktör gidiyor, sportif direktör gidiyor. Kasımpaşa'da var işte ya. Serkan Reçber, teknik direktör burada. Her maçta ben izlerken bakıyorum en teknik önde. Direktör acaba diyorum Serkan Reçber mi yoksa? Mesela bir Selçuk İnan gitti oraya. 2 defa 3 defa maçını izledim. Selçuk Hoca'dan çok daha fazla bench'in içinde sahaya girecek pozisyonlar var. Böyle iş olur mu? Orada garip bir şey var. Bazı Anadolu var. Takımlarda da var benzer takımlar. Yani olmaz. Herkes işini yapacak. Peki şimdi devam edelim. Trabzonsporlu futbolcu Umut Bozok basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakalım neler söylemiş. Evet, geçen sezonun gol kralı bu sene kötü bir sezon geçiriyor şüphesiz. Takımı da kötü bir sezon geçiriyor ama kendi de kötü bir sezon geçiriyor. Burak seninle başlayayım biraz Umut Bozok'u konuşalım. Tamam, konuşalım. Umut ilk Fransa 3'te miydi o sene, 2'de mi? O 7-8 sezon önceden itibaren hani izlediğimiz listemizde olan bir oyuncuydu o dönemler. Hani ilk dönemlerini bildiğim bir oyuncu. Çok iyi bir, farklı bir forvetti yani. Hani böyle çok, kendisi de söylüyor zaten. Çok böyle bizim ülkemizdeki forvetler stilinde bir forvet değil. Ama iyi bir forvet, iyi bir golcü. Golcü demeyelim de iyi bir forvet oyuncusu. Geçen sene de 3 sezon, çok kötü 3 sezonu var.
son Fransa'da. Kasımpaşa yaradı ona. Çok iyi bir sezon geçirdi. Ve büyük takım transferi de yaptı. Ya bu seneyle ilgili çok fazla eleştiremem. Çünkü Trabzonspor'da bu sene bana 3 tane oyuncu sayabilir misiniz performansı iyi? Sayamam. Onun için yani iyi günde her şey iyi olur, kötü günde her şey kötü. Bu hayatta da böyledir, futbolda da böyledir. Dolayısıyla Umut Bozok'un bu sezonki performansındaki çok fazla ekstra eleştiri yapmam. Ama oyuncunun iniş çıkışları olan bir oyuncu. Umut bu sezonu da her ne olursa olsun, takımı kötü olsa da ekstra bir varlık koyup bir itiraz eden bir oyuncu olsaydı, bir 10'lu 15'li golleri bulabilseydi o zaman onun kariyeri için bir tık daha atlama olacaktı. Bir dahaki sezon daha belirleyici olacak. Bir şekilde fena da bir, yani fena demeyelim, çok daha iyi bir hoca geldi. Oyunculara dokunabilen bir hoca geldi. Onunla da bir iletişim kurabilir ve bir çıkış yakalaması lazım. Savaş. O çıkışı yapabilir mi bilmiyorum. Sezon sonu Trabzonspor yeniden bir yapılandırmaya girecek. Maliyetli bir oyuncu. Ligin golcülerin hepsini övdü ama ben niye buradayım? Bütün takıma bağlamak olmaz. Bazen bireysel olarak da bir varlık gösterebilirsiniz. Bireysel olarak bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Ben o oyun hırsını bu sezon çok fazla görmedim Umut'ta. Beklentini çok aklımda kaldı. Evet, takımda özellikle ikinci yarı ciddi bir düşüş oldu. Başlangıçta biraz Maxi Gomez'le beraber o Avrupa Ligi maçlarında oynadıkları zaman birkaç gol atıp işte iyi maçlar oldu ama ne kadar takım düşerse düşsün, ben Umut Bozok'un Trabzonspor'a aşağı yukarı 120-130 milyon TL'lik bir maliyeti var. Ligin gol kralı olarak geldi. Ligin gol kralı olarak geliyorsa bazen oyuna isyan etmek zorunda kalırsınız. Kulübede bile mesela bakıyorum, yedek oyuncular tabii ki mutlu olmasını bekleyemezsiniz. Ama oraya 90 artı 1'de bile girsem 5 dakikada o hırsını yansıtman lazım. Ben açıkçası Umut Bozok'un Galatasaray'da transferin gündemindeydi. Trabzonspor'daki hayal kırıklığı yatan oyuncuların 3 tanesini say desen ilk 3'e koyarım yani. Beklenti olarak çok yüksek. Ligin gol kralını transfer ediyorsunuz. Galatasaray'la son günlerde tekrar Galatasaray'ı almak istemişti. Trabzonspor aldı. Oyun içinde ligin gol krallarından bahsetti. Muhammed'den bahsetti. 21 maçta 6 gol. 30-31 yaşındaki oyuncudan bahsediyor çok beğendiğini. Keşke ben de evet takım kötü ama benim de eksiklerim var. Benden de beklenti yüksekti. Ben de bu eksiklerimi gidereceğim de. Çünkü takım ne kadar kötü olursa olsun Umut Bozok kusura bakma sen de hep geriye giden bir performans vardı yani. Bir şey söyleyeyim bununla ilgili. Umut Bozok mesela Galatasaray örneği verdin. Galatasaray'a gelmiş olsaydı bence merkezi inanılmaz kullanan bir takım olması sebebiyle Galatasaray zaman zaman Mertens'in yerinde oynasa dahi çok büyük iş yapardı diye bir ekleme yapayım. Belki oyun de. Sistemi olarak ya, çok uygun. Zaten işte takımda nasıl değiştiğini Muleka Beşiktaş örneğinde de gördük. Kasımpaşa'daki performansına bak, Beşiktaş'taki performansına bak. Yani ama onu bazen oyuncu her yerde olmuyor ama. Evet tabii. Ne diyorlar her? Ben şey diyorum, Kasımpaşa'daki oyuncular hiç sizi aldatmasın. Kasımpaşa dışındaki hiçbir takımda olmuyorlar diyorum artık. Çok örneği var çünkü gerçekten. Trezeguet'e mesela. Fena oynamadı Trezeguet yine bu sene de. Ya. Hakkını yemeyelim ama tabii bir Kasımpaşa'da o verdiği etki. Ama çok şimdi derin tekniğine girmeyelim ama Kasımpaşa'daki bulduğu boş alanla Umut Bozok'un bütün Anadolu takımları için tabii, söyleyebiliriz tabii bunu. Ki, hep o hayal kırıklığı yaşanıyor. Yani Trabzonspor'da bulduğu boş alan bir değil. Alan ve zaman iki tarafta bir değil. Ama Galatasaray'ın merkezi inanılmaz iyi kullanmasından dolayı Umut Bozok'un da alameti farikası nedir? Boş alanları inanılmaz iyi değerlendirir. Müthiş akıllı bir oyuncu. Boş alana çok iyi gider ve ayak işi temizdir. Galatasaray'da olsa bence iş yapardı. Ama Trabzon'da bunları bulamadı mı? Yok, bulamadı. Şans bulamadı yoksa sistem ya, olarak yeterince mı? Yeterince şans da bulamadı, sistem de çok uygun değil. Mesela Fenerbahçe'de de çok iş yapacağına inanmıyorum. Beşiktaş'ta da olsa Beşiktaş'ta da o kadar iş yapamayabilirdi ama Galatasaray'da iş yapardı bence. Umut Bozok için de, Maxi Gomez için de bazen az önce de ifade ettim 90'da da oyuna girseniz, 80'de de oyuna girseniz, ikinci yarıda da oyuna girseniz oyuna girdiğiniz anda o hırsınızı en azından ortaya koymanız gerekiyordu. Trabzonspor taraftarının bu sezon mesela Umut Bozok bu konuda tepkisini çekti. Oyuna konsantre olma konusunda. Eksikleri var zaten. Ama eksiklik bitiyor işte. O eksikleri var. Tamamlayacaksın. Sezon başında zaten bak tekrar söylüyorum. Var. 4 yıllık totale vurduğun zaman 120-130 milyon TL'ye gelen bir maliyetin var. Çok ciddi para. 2-2,5 milyon euro yıllık maliyeti olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ligin gol kralısın. Seni onun için transfer etti. O konsantrasyon konusunda eksik olarak yani oyuncuları ligin golcülerini övmek güzel ama kendi kendine de biraz sorması lazım yani. Şans buldu çünkü. Şans buluyordu da bazen evet
kulübeden çıkamıyordu. Abdullah Hoca ile son dönemlerdeki belki yaşadığı bir sıkıntı vardı. Ama Abdullah Hoca ona yeteri şansı verdiğini düşünüyorum ya. Transfer edilmesini istedi bir defa yani. Yani bir de işte istikrarla ilgili de bazı problemleri var oyuncu. Dediğim gibi bu seneyi geçirmiş olsaydı mesela o etiketi üstünden çıkartmış olacaktı iyi geçirseydi. Bakalım artık bu sezon geçmiş olsun. Bazen kötü takımlarda ön plana çıkabiliyorsun. Mesela Galatasaray'ın geçen sezon özellikle ligdeki ikinci yarı kötü gidişinde mesela Kerem sahanın en iyisi diyorduk hep kalan maçlarda. Geçen sezon yılın takım kötü olmasına rağmen yılın takımında karmasında Kerem vardı mesela. Bir tarafta Kerem, bir tarafta Yunus vardı. Yani Yunus neden Umut neden bunu mesela yapamasın? Sen işte bunun için vardın. Umut'un mesela bu kadar özellikleri olan bir oyuncu niye özelliklerini sahaya atamadı ya? Ama işte o kadar da özel bir oyuncu mu onu tartışırız da Umut çok uzar gider tabii. Hani Umut'un çünkü evet. 6-7 yıl önceki halinde bildiğimiz için Umut tamamlayıcı oyuncu olur. Hiçbir zaman lider oyuncu olmaz. O zaman ben hocanın bundan sonraki planlamasına bakacağım. Önümüzdeki sezon nasıl? Biraz hoca demişken Bielsa'yı konuşalım. Dün aslında hedefteki oyunculara ismi geçen futbolcuları konuşmuştuk. Dobik daha önce de anılmıştı Trabzonspor'la yine gündemde. Hocanın eski öğrencisi Orsic isteği var. Biraz bu oyuncuları ve Trabzonspor'un gelecek sezon planlamasını şöyle kısaca bir değerlendirelim istiyorum. Bir Balkan esintisi olacak gibi görünüyor sanki. Trabzonspor'da da Konyaspor gibi. Burak Kural senle başlayayım. Tabii şimdi o dediğiniz oyuncular iyi oyuncular. Orsic de çok iyi. Tam ligin oyuncusu bence. Çok büyük fark oluşturabilir. Tabii adaptasyon sürecini atlatırsa, hemen adapte olabilirse buraya oyun özelliği, fiziksel özellikleri çok ciddi derecede bu ligde fark oluşturacak bir oyuncu. Balkan esintisi ya bu önemlidir. Bu her zaman mesela Konyaspor'un başarısının en önemli nedenlerinden biridir. Ve belli merkezden oyuncuların tek bir dezavantajı olabilir. Gruplaşabilir o oyuncular. Ama onu engelleyebilirseniz belli noktadan gelen oyuncularla çok ciddi işler çıkartabilirsiniz. Zamanında Fenerbahçe'de mesela Brezilyalılar çok çok etkiliydi biliyorsun. Evet. Dolayısıyla işte mesela Popescu, Hacı, işte Filipescu, İlyeler, Galatasaray dönemi. Dolayısıyla bu tarafta baktığınızda böyle bir transfer ben de bekliyorum. Bir de hocanın kendi bir karizması ve ikna edeceği, getireceği isimler var. Öyle isimli bir hoca. Yani kendi liginde bir de çalıştığı takımın inanılmaz bir altyapısı var. Altyapısından çıkıp başka ülkelere gidip o ülkelerden geri getireceği tecrübeli oyuncular var. Ama Trabzonspor'un yapılanması herhalde takım bir baştan sonra değişecek gibi. Öyle görünüyor. Peki senden de çok kısa yorum alayım. Ya videolarımız var. Kolay olmaz tabii ki takımı genelde değiştirmek ama Melike'nin de söylediği gibi bir dönem mesela İstanbulspor'da çok fazla vardı öyle. Atıyorum şimdi Mirković, Orsic, Petković, Presic, Ömerović böyle o isimleri dediğin gibi biraz fazla görebiliriz yani. Sonu Vişlerle evet, biten böyle. Konya'dan sonra Trabzon'da da ağırlıklı görebiliriz. Ben de öyle düşünüyorum. Video sorularımız varmış. İlki gelsin o zaman. Herkese merhaba. Benim buradan Savaş abiye bir sorum var. Herkese iyi akşamlar bu arada. Icardi'nin bonservisi... PSG tarafından 10 milyon euroya indirildiği konusu doğru mu? Eğer ki doğruysa Galatasaray harekete geçecek mi? Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Emirhan kardeşimize selam olsun. Yayının başında konuştuk ama soruyu tekrardan cevaplayalım. Galatasaray yönetimi harekete geçti ama şu anda %50 %50. Bonservis konusunda da biz son senesi olduğu için Paris Saint-Germain'de de henüz daha bu konuda çok net bir şekilde 8 milyon verin alın o raddeye gelmedi yani. Biz şimdi rakamı hep afaki konuşuyoruz yani 8-10 milyon liraya biter gibi. Belki de alacak. Bunların içinde var. Paris Saint-Germain Messi'nin ayrılması durumunda belki sözleşme uzatacak. Hani yok ihtimal gibi gözüküyor ama yarın futbolda ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Biraz bekleyeceğiz. Galatasaray şu anda şampiyonluğa odaklanmış vaziyette ama Galatasaray yönetimi Icardi'yi takımda tutacakmış gibi konuşuyor. Peki bir videomuz daha var. O da gelsin. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Ya Beşiktaş gelecek sene çift forvet oynar mı veya Delali kalır mı? Teşekkür ederim. Çok güzel ya. Ya Beşiktaş gelecek sezon çift forvet oynar mı? Küçük evladıyla beraber çok güzel yani ekranında karşısına geçmişler. Sen cevapla bakalım ha. Yani şöyle çift forvet oynama olayı çok bizde bir defa yanlış anlaşılan bir nokta. Çift forvet oynamak daha çok hücum edeceğiniz anlamına gelmez. Günümüzde en önemli noktalar artık merkez. Merkezde iş çözülüyor. Onun için merkezi kalabalık tutmak gerekiyor. Çoğu takım hep üçlü orta sahayla oynuyor. Üçlü orta sahayla oynarken
iki forvetle oynamanız ancak işte bir Jesus'un 4-1-3-2'si gibi oluyor. Onun haricinde çok fazla böyle oynayan takımlar yok. Ama böyle yardımcı santraforla oynanabilir. Dolayısıyla ben iki forvet, yani Kerim Bey'in sormuş olduğu tarzda iki santraforla oynayacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'ın Delali'yi hiçbir şekilde kalacağını da düşünmüyorum. Şöyle bir şey olmuyor mesela. Atıyorum şimdi Masuaku ya da işte Rozier'i irattığın zaman mesela Cenk de mesela Babakan'ın ekşi. Bazen maç içinde mesela ikili forvet görebiliyoruz. Tabii onlar, oluyor. Onlar mesela olacaktır. O arada da... Ama 4-4-2'den özellikle iki santrafor Bakan oyunda değil de iki net santraforla başlayacak gibi algıladım. Genel çünkü Türkiye'deki soru odur. Sokakta da mesela iki santrafor oynar mı? Net iki santrafor gibi soruyor. Cenk'le Abubakar'ı beraber oynatıp mesela yan tarafa başka bir kanat atmak gibi yani. 4-1-3-2 gibi mesela. Şimdi iki forvetle oynuyor ya Fenerbahçe. Yani şimdi sizin dediğiniz topsuz oyunda atılıyor içeri. İkinci bir santraforlaşıyor. Muleka'yla da daha doğrusu Larin'le oldu zamanında. Yani Muleka da Kasımpaşa'da zaman zaman öyle oynadı. Umut'la ikisi. Ama tabii öyle iki santrafor, santraforlaşan şekilde oynuyor takımlar. Peki şimdi Bursa'ya gidiyoruz. Son bir videomuz daha var. İyi geceler Son Sahip ekibi. Bursa'dan Murat ben. Sezon sonundaki Galatasaray-Fenerbahçe maçına Galatasaray şampiyon olarak çıkarsa şayet kupa Galatasaray stadında Galatasaray'a verilir mi? Bu soruyu niye soruyorum? Lig resmi olarak bitmediği için o maça kadar. Acaba bu kupa orada verilir mi, verilmez mi? Bunu merak ediyorum. Teşekkürler, yayınlar. Selam olsun Bursa'ya, Bursa Spor taraftarına, Bursa Spor camiasına o... Bugün Bursa Spor'un içinde bulunduğuma çok üzülenlerden bir tanesiyim yani. Gerçekten ben yıllarca de. Bursa Spor, Bursa'da maç izlemiş. Oradaki o coşkuyu, Eskişehir, Bursa, Sakarya, keşke eski günlerine dönebilseler. Sakarya biraz daha yakın buna. Bunun için hazırlık var. Eğer Galatasaray Fenerbahçe maçından önce şampiyonluğu ilan etmiş olursa o kupa oraya gelecek. Yani 50 bin kişi önünde Fenerbahçe Galatasaray ile oynuyor. Galatasaray yönetimi onun için şu anda hazırlıklara başladı. Eğer Galatasaray şampiyonluğunu Fenerbahçe maçına ilan ederse o kupayı Türkiye Futbol Federasyonu'na talep edecek. Daha önce son maçlarda geldi. Bu olan bir şey. Olan bir bu şey arada. Son maça getiriliyor. Bunun için de zannediyorum aksi bir durum düşünülemez yani. Evet, daha önce de bunun için de şimdiden önlemlerini Galatasaray yönetimi çalışmasına başladı. Federasyonla da görüşmeler. Evet. Tabii ki 3 maçlık bir dilim var. Hani eğer Galatasaray şampiyon olursa oraya git. Hatta şampiyonluk o maça kalacaksa bence iki takım da o kupanın oraya gelmesini ister. Yani böyle bir ihtimal varsa. Yani son maçta. Yani kazandığı takdirde şampiyon oluyorsa Galatasaray'da. Fenerbahçe'de kazandığı takdirde eğer oradaki puan cetveli bu mucizelerden bahsettin ya demin. Öyle bir sonuç olursa iki takım da okupa yazar. Öyle bir şey olursa. İki takım da ister. O maç herhalde gitmek için herkes birbiriyle bugün, büyük bir savaşa bugünden, girer. Dışarıda bugünden, daha büyük derbiler bugünden, olur. Bugünden o maça gitmek için savaş başlamış zaten. Herkes şu anda o maçın hayalini kuruyor. Şu anda kombinesini mi satmış, ne derler? Şampiyonlar Ligi finali mi yoksa o maç mı diye sorarlar hani, ya. O zaman bugün diyorum 12 Mayıs Galatasaray'ın orada kupa kaldırdığı bir sürecin yıl dönümüydü. Fenerbahçe de bunun için böyle bir kupanı Galatasaray istemese Fenerbahçe isteyecek kupayı. O kupa oraya gelir. Yani her şartta o kupa oraya gelir. Onu söyleyeyim, o kupa son maçta orada olur. Nef stadında olacak. Tabii, son maçta orada olur, her şartta orada olur. Peki bakalım, şimdi bir ben kimim yapacağız. Süremiz de azaldı, gelsin. Sonra fotoğraflarımız var daha çünkü. Kariyerimde kupaları tek bir kulüpte kazandım. Süper Lig'de sadece bir sezon forma giydim. Milli takımda ilk golümü Cebeli Tarık'a karşı attım. Antrenman biterdi, Pjanić'le çalışmaya devam ederdik. Sergen Yalçın'dan çok şey öğrendim. Ben kimim? Nasıl sormuşsunuz? Bu da zor olmuş. Ya şu Cebeli Tarık maçlarında gol atan ama o kadar hafızam şey yapmaz ki ya. Bu da zor soru. Kolay isim zor soru. Stankovic'den daha zor. Pjanić'le. Hele bir de saat yani 01:36'da olmaz bu soru. Evet. Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyorum. Bakayım. Yusuf'u eleştireyim burada. Doğru cevap gelmiş. Kariyerimde kupaları tek bir kulüpte kazandım. Kupaları diyor orada çoğul var. Ceko değil. Süper Lig'de sadece bir sezon forma giydim. Henüz doğru yanıt yok. Zormuş bakın. Zor soru ama. Çağrışım yapacak cevapları okumayayım da. Şimdi o kadar çok şöyle bir şey var. Sergen Yalçın'dan çok şey öğrendiniz ama Sergen Yalçın'da Sivas'ta mı öğrendin, Antep'te mi öğrendin? Yani Malatya'da mı, Beşiktaş'ta mı? Orada Alanya'da mı? Alanya'da mı? Orada şimdi bir yere odaklanamıyorsun yani. Odak noktan bayağı bir genişliyor burada. O zaman ipuçları biraz...
Melike senden. İpuçları mı? Evet. Çünkü başka türlü hani bitmez. Program bununla biter. Söyleyeyim. Ya bulamayacağınız bir ipucu vermem lazım. Bulursanız isim kolay isim çünkü. Ne desek ya, futbolu bıraktı mı? Belki... Hayır. Baya baya oynuyor yani. Oynuyor. Üst düzey. O zaman bu Sergen Yalçın'da Beşiktaş değil. Sonraki çalıştırdığı takımlar. Önceki. Yani Beşiktaş öncesindeki çalıştığı takımlar. Alan o zaman. Beşiktaş'taki o futbolculuğu dönemi değil yani. O Beşiktaş'ta Sergen Hoca'nın Beşiktaş'a gelmeden önceki çalıştırdığı takımlar. Alanya'da kim vardı öyle isim? Boşnak, Pjanic'le milli takımda oynasa falan diye. Bir sezon oynadı. İş yapıp gitmiş bir oyuncu olması lazım. Bakalım. Bilen var mı? Sivas Spor'un o dönemdeki kadrosunda... Kenan Karaman değil. Gerçekten zor soru ya. Mensah değil. Geldi doğru cevap. Laiç değil. Sergen Hoca'nın... Halil Dervişoğlu değil. Sanki Sivas Spor dönemi ya. Sivas dönemi de bayağı eski dönem ama. Sivas dönemi Okan Buruk'la küme düştü. Okan Buruk'la küme düştüğü sene. Alex Teixeira değil. O başladı. Değil. Sergen Yalçın başladı sezon başı. Okan Buruk geldi. O sene küme düştü Sivas. Emir Bey. Emir Özdemir. Siz bildiniz. Tebrik ediyorum. Bu futbolcunun Alanya Spor'u var. Alanya'dan o zaman işte. Alanya'dan işte, isimli biri çıkacak. Orada o ilk baştaki odaklanma konusunda tahmin ettiğimiz gibi Alanya Spor. Alanya Spor'dan bir. Alanya Spor'da o kadroda kim vardı? Yani iyi iş yapıp gitmiş olması lazım. O dönemde satılan futbolculardan Alanya Spor'un... Alanya Spor'dan bir. Baya baya oynuyor üst düzeyde. Yok ya, orada 3-4 tane futbolcu gitti ya o sene. Alanya'dan üst düzeye giden kim? O kadroda kim vardı? Bir sezon oynamış. Kadroyu hatırlasak buluruz evet da ya. Evet ya, bir de... Bir de... Süre, bir dakika, saat 40 geçiyor. Ya söyleyelim, ipucu verelim, süre kalmadı. Daha tanı beni yapacağız. Şimdi bu futbolcu yani öyle bir hikayesi var ki kariyerinin başlangıcında. Yani nasıl kaçtı diyor bir kulüp. Merih Demiral mı? Ya. Alanya Spor'dan bir Merih Demiral geçti diyecektim ben de zaten. Gelsin. Sebeli Tarık attığı gol, o maçı hatırladın mı? İşte dedim ya, bu kadar hafızam. Sebeli Tarık maçı, bu maçta da 5-1 mi bitmişti? Pjanic'le nerede oynadı? Pjanic'le nerede? Pjanic'le nerede bakayım? İtalya'da. Ha, Juventus'ta. İtalya'da, Juventus'ta tabii. Oradan geldi ya. Hı hı. Oradan geldi. O yüzden onu düşünemedik ama bu Cebeli Tarık maçında mesela attığı gol şimdi gözümün önüne geldi. Demin mesela o maçı düşündüm. Acaba kimler gol attı falan diye. 5-1 biten maç vardı galiba. 1-0 geriden. Bir videomuz var. Süremiz az. Hemen videomuzu getirelim ekrana. Sonra tanı beni yapacağız. Gelsin. Merhaba, iyi yayınlar. Sizce Beşiktaş şampiyon olur mu? Azra Hanım sormuş. Kıklareli'ye de selam olsun. Kıklareli'de güzel bir yerimiz. Beşiktaş şampiyon olur mu? Zor. Beşiktaş ikinci olur mu? Olabilir. Şampiyonluk zor ama ikinci olabilir. Yani çok klişe bir laf hep söylenir. Şampiyon belli, ikinci kim diye. Tabii şampiyon da belli değil tabii henüz ama Beşiktaş'ın ikincilik şansı var ama şampiyonluk şansı zor. Sen ne diyorsun Burak? Tabii ki matematiksel olarak var. Bu hafta mesela bay geçmemiş olsaydı, bir 3 puanı da almış olsaydı. Bay haftası çok başka... birazcık şansı azaltıyor evet, değil mi? Evet, o bay haftası azaltıyor. Burada bay haftasını geçmiş olsaydı şu anda Aza Hanım, Aza kardeşimizin sorusuna evet bu iddiası var diyebilirdik. Bence de 3 aday içerisinde en düşük yüzde Beşiktaş'ta. Peki o zaman tanı beni vakti. İlk fotoğrafımız gelsin. Bu ben kimimden daha zor bölüm ama Melike. Evet, kabul ediyorum. Gerçekten zor.
Mevcut futbolcu futbolu bırakmış, tabii futbolu bırakmış birisi. Pascal Numa mı ya? Zor. Zor. Ya o kadar karartıyor ki biraz böyle hafif böyle gösterişe veriyor. Gerçekten zor. Ben ikinci defa bu bölümle karşılaşıyorum. Çok zor. Real, bunda da var mı? Real, açıyor Real, musunuz? Real Madrid ucuyu... forması mı ya? Biraz özelliklerini falan söylüyoruz. Biraz blur ya açıyor musunuz diye soruyorum. Formayı falan görüyor muyuz? Yok, o en son bildiğinizde, bilmeye yaklaştığınızda. Şöyle söyleyeyim, evet eskilerden. Şu an 49 yaşında. Ne forması olabilir? Ben Beşiktaş'a da Real Madrid forması gibi mi geliyor ama? Hayır. Adriano. Hayır. Çok iyi bildiğiniz bir isim. İki tane bileklik takıyor. Burada çözülecek bence şey o. Adriano da iki bileklik takardı. Öyle hatırlıyorum ya da. Kim? Nesta olabilir mi? Inter'den özellikle milli takım mı üzerinden gidebilirsiniz. Bir milli takım kadrosu efsanelerinden. O zaman büyük takımlarda oynamadı yani. Yok, oynadı. Türkiye'de oynadı mı? Hayır. Inter ya. Forması değil mi o? Mı acaba? Olabilir. Inter'den kim olabilir? Evet, Inter forması, açık formalı. Adriano, Zamorano, Salas. Dünya Kupası var. Dünya Kupası şampiyonluğu var. O dönemde kim? 49 yaşında Dünya Kupası şampiyonu olmuş. Inter'i var, hadi. Inter. 49 yaşında kaçlı oluyor? Kaçlı oluyor? Matematiğim çok kötü. 73'lü. Bir savunma oyuncusu. 73'lü. Samuel? Hayır. Şey, Ivan Cordoba? Hayır. Ama Cordoba'nın bir stoper soruyoruz. Yok. Inter'in stoperlerini sayacağız ya. İtalya. İtalya. Inter'in İtalyan stoperleri. Nesta? Hayır. Bayağı da esmer bir arkadaş yani. O kadar da değil. Burada biraz öyle gözüküyor yani, ama. İtalya'nın stoperleri. Neydi dedin? 73'lü. Hızlanmamız lazım. Daha golü koklayacağız. Bir tek onu saymadın zaten. Onu saymadım. İtalya Inter'de. Milli takım İtalya mı? Evet. Neydi ya? Şey. Nesta, Inter'in stoperleri kim milli ya? Bonucci. Yok. Hayır. Hayır. Şey. Kiloluydu ya. Ha, Materazzi. Aynı anda. Ne zorlandınız ya. Hemen sıradaki gelsin. Sürem kalmadı. Materazzi'yi sormuştuk. Bunu da bilirsiniz hemen. Bu da... Eskilerden. Falta. Hayır. Yok, bu eski daha, eski. Daha eski formda. Şu an 50 yaşında. Türk mü? Hayır. 72'li. Türkiye'si yok. Bugünkü isimlerin hiçbirinin Türkiye'si yok. Cantona? Hayır. Bir Hollandalı. Hollandalı. Van Basten? Hayır. Bir defans oyuncusu bu da, stoper. Hollandalı stoper. Stam? Evet. Hızlı gidiyorum, hızlı ipuçlarıyla. Süre kalmadı. Bu sonuncuyu kesin bileceksiniz. O formaları bildim ya. Evet. Sonuncuyu kesin bileceksiniz. Gelsin. Aa, bilemezler ya, zormuş. Burada formayı bil. Hadi bil bakayım abi formayı. Formaları bildik. Hadi gel bu formayı bil abi. Ben forma koleksiyoncusuyum abi. Hadi bil bakalım bu formayı. Fotoğrafı görmemişti. Ben milli takım forması olur diye düşünmüştüm. Yok, şu formayla gel de bil hadi. Bilemez. Saçta falan Cruyff'andır ya. Hayatta bulamazlar. Yok ya, burada. Sabaha kadar buradayız. Burada bir şey söyleyeyim mi? Bir, yani bir maç öncesi hani siyah tişört giyiyoruz böyle. Bu futbolcu değil ya. Bu hoca. Hayır. Ya tabii bıraktı. Bu şimdi bu o forma Hollanda formasına benzettim. Hayır, biraz. Bu Hollandalı değil. Bir şey söyleyeceğim. Ülkesini söylersen bilirler. Yani sarışın bir abi. Evet, Alman olabilir. Olabilir. Bayern Münih forması olabilir mi? Bu kim? Evet, kim bu? Bayern Münih'ten bir sarışın bir abi. Bir ipucu var, onu söylesen bileceksin. Bu ne oynuyor? Bir ipucu var, onu söyleyeyim mi? İsmini söylemek biraz zor. Aa. Şey. Tamam.
Van Nistelrooy. Ha, o zor değil ki Alman Savaş ya. İsmi, ya neydi ya? Bir kere ilk aklınıza gelmesi gereken. İsmi zor Alman. Alman milli takımının. Alman Hollanda ne dedim o zaman? Evet. Bir dönem. Mevkisi ne? Bir dönem vazgeçilmez. İsmini söylemekte zorlanırlar. Bir oyuncusu. Neydi ya? Mert Azaker var. Hayır, gelsin artık. Bunu bilememenizi kabullenemiyorum. Schweinsteiger. Ben de hakikaten söyleyemezdim biliyor musun maçlarda? Bizim maçta özel Schweinsteiger. Ben de küçüklüğümden beri hep söyleyebiliyordum. O yüzden hep tekrar ederdim. Hep tekrar ederdim yani. Ama abi. Ama çok iyi futbolcuydu. Evet. Böyle bir isimle bitirelim. Hadi abi golü koklayalım. Hızlıca golü koklayacağız. Golü koklayalım abi. En İlk pozisyonumuz yer. Gelsin. Çok teşekkür ediyorum ikinize de ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Burak Ural, sağlık. Savaş Çorlu. İzleyicilerimiz size de çok teşekkür ediyoruz. Bütün katılımınızdan ötürü okuyamadığım mesajlar için, yayınlayamadığımız videolar için kusurumuza bakmayın. Haftayı birlikte kapattık. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.